Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Şubat 2022 Salı günündeyiz. Saatlerimiz 7.16'yı gösteriyor. Bugün biraz gecikmeli olarak programa başlıyoruz. Öncelikle bunun için özür dileriz. İstanbul'da yoğun bir hava muhalefeti var. Dışarıda olanlar, araç kullananlar, bizi şu anda dinleyenler zaten büyük ihtimal farkındadır. Dışarıda olanlara da Allah kolaylık versin diyerek başlayayım. Ali abi günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Bugün transferin artık son günü. Normalde diğer Avrupa ülkelerinde bir hafta önce sona ermişti. Biz de bugün Salı günü saat 18 itibariyle artık takımlar son hamlelerini yapmak durumundalar. Hareketli geçer mi? Aslında genel beklenti bu ekonomik zorlukta, hayat pahalılığında kulüplerin çok fazla transfer yapmamasıydı ama herhalde yine her zaman olduğu gibi beklenti düşük olsa da günün sonunda takımlar yine iyi paralar harcayıp bayağı bir transfer yaptılar. Bugün de belki birkaç takım için hareketli geçebilir. Birkaç transfer haberimiz var elimizde mevcut program içinde de değerlendireceğimiz. Ama hani birkaç istisna hariç özellikle Trabzonspor'un dünle birlikte 9 transfer yaptı. Hatta gün içerisinde 10. transferi de zorladı. Haberleri çıktı Kaan Ayhan konusu. Orada bir stoper arayışı hala var. Son gün, son saate kadar. Trabzon işte çok hareketliydi ama mesela Beşiktaş hareketsiz geçiren kulüplerden biri oldu. Şu ana kadar ara transfer dönemi için herhangi bir hamle yapmadı. Getson Fernandez'i bir kenara bırakıyorum. Yeni sezon için yapıldı. Fenerbahçe dışarıdan hiçbir oyuncu getirmedi. Şu ana kadar bir tek Ozan Tufan geri döndü. Galatasaray nispeten hareketli. 4 transfer, 3'ü yabancı. Değil mi? Erik Bulgar, Peña, Gomis, bir de Semih Kaya. 4 transferle Galatasaray'da çok büyük ihtimalle transferi bugün kapatacak. Hani genel böyle bir transferle giriş yapayım istedim. Dediğim gibi bugün saat 18'e kadar yeni futbolculara lisans çıkarmak durumunda takımlar. Bundan sonra artık herhangi bir hamle şansları yok. Sezon sonuna kadar ve bu transfer döneminde de habere göre önümdeki 13 milyon euroluk bir bonservis harcaması yapılmış kulüpler tarafından. Peki kulüpler ne kadar satış yapmış? Güzel bir soru. Kulüpler ne kadar satış yapmış? Hani şeyi sayarsak tabii saymamız gerek. Vişça transferen yani lig içinden yapılmış. Yok. Sonuçta sayılır mı sayılır? Sonuçta kulüp için sayılır. Yani Başakşehir sayılır. İçin sayılır. Ülke için belki sayılmaz. Sonuçta yurt dışına kaç oyuncu gönderdik? Bonservisle kaç oyuncu gönderdik? Ama tabii bir de ona da bakmak lazım. Yurt dışından, yani yurt dışına sattığımız oyuncu, yurt dışından gelirimiz, domestik gelir bir tarafa, bir de yurt dışına ne kadar sattık, yurt dışından ne kadar aldık. Mesela yurt içi transferler kendi içinde de değerlendirilebilir. Hı hı. Hani bunu kategorilere ayırabiliriz ama zannedersem bu transfer döneminde Türkiye'den yurt dışına bonservisiyle oyuncu, şimdi yanlış da bir şey söylemek istemiyorum ama gitmedi. Bonservisle yani kiralık giden var mıdır diye düşünüyorum. Evet. Ya da şöyle söyleyeyim. Belki bir tane kaçırmış olabiliriz. İki tane kaçırmış olabiliriz. Ama ilk... Söyleyeyim mi? Söyle. Davidson gidiyor bugün. Davidson Çin'e gidiyor. Güzel. Bonservis'e gidiyor. Hatta dün de kimin yayınını izliyordum? Mehmet Özcan'ın YouTube kanalındaki yayını izlerken Alanya Spor maçı sonrası Galatasaray Alanya ile oynadı. Dönüş uçağında birliktelermiş Davidson'la. Sohbet etme fırsatı bulmuş. Davidson da hatırla geçen sezon geldiğinde olağanüstü bir başlangıç yapmıştı lige. Ben de en iyi transferlerden biri olarak söylemiştim. Diyor ki, demiş ki üç büyüklerden, dört büyüklerden hep teklif bekledim. Gelmeyince de şimdi Çin'e gidiyorum demiş. Hmm. O hani ligin flash bence isimlerinden biri. Büyüklerde de oynayabilecek kalitede bir oyuncuydu ama nedense bizim takımlar pek yanaşmadılar Davidson'a. O da o yüzden şu anda Çin'e gidiyormuş. Onu sayabiliriz şimdi aklıma gelen. Başka ben de şimdi güzel, biraz zorlansak için... da bir tane çıkardık. Evet, yurt dışına, ki o da henüz hani resmi olarak açıklanmadı. Daha hafta sonu karşılaşmada oyuna girmişti. Peşic gidebilirdi. Hals diye. Allah yar.
Gitti. Kiralık. Gitti. Bak şimdi bulduk ikinciyi. Kiralık. Ama kiralık gitti. Gerçi sezon sonu için bonservis konuşuluyor. Yanılmıyorsam Allah yar için. Ama kiralık gitti. Doğru diyorsun. Onu söyleyebiliriz. Onun haricinde evet ben de şimdi önümde liste açık. Gidenler, gelenler konusunda. Şu ana kadar Davidson harici bir isme parayla gönderilmiş bir isme rastlayamadım. Evet. Bakalım. Normal şartlarda bizim gönderdiğimiz ve aldığımız oyuncu dengesi arasında uçurumun çok açık olmaması gerekir. Bunu yüzde olarak da söyleyebilirsin. Katsayı olarak da söyleyebilirsin. Ancak o dengede hala çok uzak olduğumuzu hep beraber görüyoruz. Şunu demek istiyorum aslında. Oyuncu sattığın sürece oyuncu almakta herhangi bir problem yok. Bu gelirin olduğu zaman para harcayabileceğin gibi. Hani kendi hayatımızdan düşünürsek gelirin olduğu sürece belli bir harcama yapabilirsin. Hepsini harcamak zorunda değilsin. Ama gelirin olduğu sürece bir harcama, bir standart tutturabilirsin. Bir örnek daha vereyim. Hı-hı. Paul Mukairu Kopenhag'a gitti. O da 2 milyon euroya yakın bir bonservis geliri. Güzel. Antalya Spor. İkinci örneğimiz de o olsun. Evet. Kulüplerin şimdi mevcut düzende en büyük geliri yayın geliri. Yayın gelirinin de son 2-3 yılda nasıl kırpıldığını hepimiz gözlerimizle gördük. Şimdi bundan sonraki ihalede ki o ihalenin de tarihi oldukça yakın artık. Hı hı. Elde edilecek rakamın öteki anlaşmanın ilk yılına göre belki 3-3,5 kat düşük olması söz konusu. Çünkü 500 milyon dolardı. Şimdi en son okuduğumuzda Ajans Spor'un haberinde 150 milyon dolar beklenti var. Ama hani güncel kura düşünürsek bu sezonkine çok da uzak bir para da olmayacak. Hani ilk baştakine göre tabii ki 3'te 1 oranında az. Hı hı. Ama son dönemlerdekine de yakın bir gelir bekleniyor. Ama değil bu mi? Beklenti. Tabii. Ondan da düşük olabilir. Tabii. Ondan da düşük olabilir. Çünkü hala çözülmemiş bir korsan yayın problemi var. Korsan yayınla ilgili zaman zaman böyle haberler yapılıyor. Ondan sonra herkes kulağının üzerine yatıyor. Bir ara TFF'ye yayın kesme yetkisi verilmesinden bahsediliyordu. Bu hafta sonu yanlış okumadıysam ilk defa TFF birkaç yayını kesmiş. İnternette korsan yayın yapan habere göre tabii ki resmi TFF'den bir açıklama yok. Haber öyle. Umarız devamı da gelir. Bu haberler gerçektir. İşte, benim tahminim o rakamdan biraz daha düşük olacağı ve bu rakamdan düşük olmakla beraber kulüplerin zaten mevcut borçlarının gelirleriyle kapanması da mümkün değil. O yüzden en kolay onlara nefes aldıracak nokta konu oyuncu satışı. Oyuncu satışı için de sadece elinizi açıp bekleyemiyorsunuz. Oyuncu satışı için önce bir hazırlığınız olması lazım. O hazırlıkta bir planlama, o hazırlık bir scouting, o hazırlık oyuncuları getirme, oyuncuları parlatma, hani orası emek isteyen bir durum. Yoksa sadece işte bizim kadromuzda 25 kişi var, buyurun alın demekle artık kimse gelip size o milyon euroları vermiyor. İşte senle zaman zaman konuşuyoruz. Sen bunun en kestirmeli olduğunu söylüyorsun. Sana %100 katılıyorum. Hani gelir elde etme konusunda. Çünkü hani yayın geliri elde ediyorsun. İşin içinde Bankalar Birliği anlaşması var. Düşen gelirler var. Ondan sonra ödeyemediğin ana para var. Faizin faizi var. İşte Burak Elmas zaman zaman bunu anlatıyor. Ali Koç zaman zaman anlatıyor. Orada kayyum atama tehlikesinden bahsediliyor. Yani oraları felaket aslında. Hani bazen olur ya böyle, o sayfayı açmak istemezsin. Hayatında da öyledir. Yani o sayfayı açarsan seni çok üzer. Orası öyle biraz gözükmüyor, görülmüyor. Görülmek istenmiyor. Ancak gerçek orada dağ gibi duruyor. Şimdi orayı çözemediğine göre, orayı çözemeyeceğine göre oyuncu satışına odaklanmak lazım. Ama orada da hala o adaptasyonu tam anlamıyla gerçekleştirdiğimizi ya da o yola giren kulüpler olduğunu ben kendi adıma pek görmüyorum. Hani o niyette hareket eden, o niyette düşünen kulüp sayısı belki vardır, belki tohumlar atılmıştır, daha biz bir şey görmüyoruzdur. Ancak genelde hep günlük başarılar, günlük planlamalar, günü kurtarmaya niyelik, yönelik hareketler var. O yüzden de bu transfer dönemleri hani Premier Lig kulüpleri gibi olsak harcayalım. Onlar eksi de
çok net bir şekilde transfer dengesi yani. Olarak eksideler tabii, çok tabii. fazla harcıyorlar tabii, çok tabii. az satış yapıyorlar aynen, ama aynen. onlar yayın gelirinden öyle bir tabii gelirleri var ki evet. öyle bir gelirleri var ki onlar harcayabiliyorlar. Çünkü mesela bu transfer dönemi Premier Lig tarihinin ara transfer döneminde en fazla harcama yapılan ikinci dönemiymiş. 300 milyon pound'a yakın 298 milyon pound Premier Lig kulüpleri harcama yaptılar. Bu net harcama mı yoksa bir satışta net var harcama. Mı onun içinde? Net harcama. Harcadıkları rakam bu. Düşünebiliyor musun? Anormal bir rakam harcıyorlar. Ama örnek almamız gereken yer orası değil. Kulüplerin bazılarının transfer yapmaması bence çok olumlu. Onu söyleyebilirim. Ama oyuncu satışı konusunda yine genel anlamda sınıfta kaldığımız bir transfer dönemi yaşamaktayız. Beşiktaş'ta mesela en son açıklamalar o yöndeydi. Yani oyuncularımıza öyle çok cılız teklifler var deniyordu mesela. Rıdvan Yılmaz'a en son Lyon'un bir ilgisinden bahsedildi ama o da Lyon'un hani listesinin bir numaralı sol bek adayı Rıdvan Yılmaz gibi bir haber değildi evet. anladığım kadarıyla. Yani sol bek arıyorlar. Listedeki isimlerden biri de baktıkları isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz. Bu da bence düşündürücü. Yani Beşiktaş'ın hiçbir oyuncusuna çok ciddi bir teklif yok bonservis konusunda yani. Hani Beşiktaş başarılı değil. İlgi var. Geçen sezonun şampiyonu. Ama geçen Beşiktaş... sezonun şampiyonu olmasının o istediğimiz bonservis rakamları karşısında çok bir etkisi yok. Sonuçta Türkiye Ligi diye bakıyorlar. Yani mesela Al Hilal Katar'da şampiyon oluyor. Sen etkileniyor musun? Yok. Net bir soru bak bu. Yani Al Hilal şampiyon. 3 sene üst üste Katar'da şampiyon oldu. Al Hilal. Etkilendin mi şu an? Yok benim. Yani bunu ne yazık ki bir yıkıtık üstünü söyle Avrupalılara. Öyle düşünüyorlar. Ha, tamam falan der. Biliyorum o takımı. Duydum der. Şu eski futbolcu orada oynamıyor mu der. Ama onun dışında etkisi çok fazla değil. İstediğimiz satışların olması için, istenilen satışların olması için seninle defalarca anlattık. Avrupa Kupaları, Avrupa Kupalarında istikrar, Avrupa Kupalarında başarı artı oyuncunun milli takımda bir şeyler yapması. Ali abi bunlar bence de %100 Avrupa'daki başarı, Şampiyonlar Ligi vitriniyle birlikte oyuncunun orada göstereceği performans çok etkiliyor onun gideceği takımları ve bonservis fiyatını. Rakama çok etkiliyor. Ama hani onun sadece bununla alakalı olmadığını da çok farklı örneklerde de görüyoruz. Yani bazı ülkeler var ne bileyim çok uç örnek vermeyeceğim bu sefer Salzburg gibi ama mesela Partizan, ne bileyim Dinamo Zagreb bu takımlarda kültür. İşte kültür, o kültürü de oluşturmak kültür lazım yani. Bir yandan. Onların olayı o ama. Hani şimdi sen oraya gittiğin zaman Hırvatistan'dan böyle kepçeyi vurduğun zaman oradan bir şeyler çıkacağını biliyorsun. Ama burada bizim kendi içimizde öyle bir şey yok ki. İşte onu oturtmak, o vizyona geçebilmek yani biz hala şu andaki anlayışta harcayarak, ya bak, para harcayarak. Mert, burada birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Çok uzatmayalım. Yani bizim Katar Ligi'nden farklı bir hareket davranışımız yok. Suudi Arabistan Ligi'nden varsa öyle birlik bilmiyorum. Farklı bir şeyimiz yok, davranışımız yok. Sadece transfer yapıyoruz. Peki mesela Beşiktaş'ın gittiği yol, gerçi bu da yine konuştuğumuz konu. Aynı yere çıkacağız. Şu anda onlar da bir yola girdi. Mesela şey haberi okudum dün gece. Bu Lille'de sözleşmesi feshedilmiş galiba. Ferhat Çoğalan diye genç bir Türk var. Valencia'da yetişmiş, Lille gitmiş. Mesela gelecek sezon için onunla anlaşıldığı söyleniyor. İşte yeni bir öz kaynak projesi. Bu tarz oyuncular devamı gelecek. İşte Emirhanlar, Demir Ege'ler. Hani Beşiktaş bir yola girdi gibi gözüküyor şimdilik en azından. Trabzonspor farklı bir yola kaymıştı. Şimdi bu yeni transferlerle birlikte onlar da gençleşme operasyonuna girdiler. Galatasaray'ın zaten halihazırda hani ara transferleri saymazsak hani Gomis vesaire ki bence onlar da kabul edilebilir transferler. Onlar da bir yolda. Fenerbahçe çok bu yoldan uzak değil. Hani eskisi gibi çok yaşlı hani Diakosta'yılarsa tabii ki dediğim belki acı çıkabilir ama onlar da fena değiller gibi gözüküyor şu anda. Sanki o yöne doğru en azından şimdilik kısa vadeli bir kayma görüyorum ben. Sen bir hareketlenme görüyorsun. Görüyorum yani Beşiktaş'ta da görüyorum. Beşiktaş'ın eğer getireceği teknik adam o tarz bir teknik adam olursa yani Şenol Güneş harici böyle yetiştirici bir teknik adam iyice bence perçinlenecek o düşüncem. Sanki ufaktan bir yol görüyorum ama tabii ki bu kısa vadeli. Bunun orta vadeye taşınması asıl kritik olan. Bence büyüklerin şu an o yola girmekten ziyade aklındaki ilk düşünce takım maliyetini düşürebilmek. Çünkü takım maliyetleri anormal rakamlardı. 70 milyon eurolar, 80 milyon eurolar. Şimdi onu eskiye göre
hala yüksek olsa da kur yüzünden eskiye göre mütevazi diyebileceğimiz rakamlara çekmeye çalışıyorlar. Bence ilk olarak neşteri oraya vurdular. Hı hı. Sen diyorsun ki bir şey görüyorum ben. Tamam bu güzel eğer öyle görüyorsan. Ama işte bu işe başladığın noktada ne yazık ki ertesi günde istediklerin olmuyor. Yani bu süreci iradeli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yıllara yayman lazım ki bundan 3-4 sene sonra eğer biz seninle burada olursak, program yaparsak, bak o zamanlar böyle hareketler başlamıştı, şimdi meyvelerini topluyorlar diyebiliriz. Peki hani Trabzon'un gelecek sezonu düşünerek yaptığı transferler mesela bu yeni bir şey değil mi senin için? Ya da Beşiktaş'ın mesela Gedson Fernandes'i hani geçen hafta ben yokken eminim çok uzun uzun konuştunuz. Hı-hı. Hani bu sezon için almıyorlar. Önümüzdeki sezon için 6 milyon euro veriyor bir Süper Lig kulübü mesela böyle bir yatırım. Daha önce bu kadarını hatırlıyor musun? Mesela dünden örnek vereyim Mustafa Eskellaç Beşiktaş'ın transfer gündeminde Beşiktaş ara transfer için düşünmediğini yeni sezon için işte bir teklif veriyor 10 küsür milyon TL teklif. Hani bunlar bence bizim büyük kulüpler için yeni şeyler gibi hissediyorum. Ya da diğerine çok alıştığımız için mi bunlar bana farklı ve güzel hamleler gibi geliyor? Yani güzel hamle derken doğru mu bilmiyorum Getson'a 6 milyon vermek ama farklı bir hamle Beşiktaş'tan. Hani anlık düşünmüyorum. Şu anda da alabilirdi Beşiktaş. Transfer yapabilirdi. Laiç'le yolları ayırıp Ensakala'yla yapmadı. Gelecek sezon için düşünmesi. İşte Mustafa Eskellaç bir farklılaşma hissettiriyor bana. İnşallah öyledir. Yani. Yani böyle tek tük hamlelerle ben karar verdim. Eskisi gibi ikna olmayacağım. Yok ben de zaten bu yola girdiler diyemiyorum. Bir yola girdiklerini söyleyemeyeceğim. Ama çünkü Trabzon'da yanıldık. Beşiktaş'ta yanıldık. Bakalım süreç içerisinde bu hamlelere devam edecekler mi? Fakat şöyle bir gerçek var. Doğru işleri yaparsan ya sporda başarısız olman imkansız. Hep söylüyorum. Gerçekten imkansız. Doğru hamleleri yaptığın zaman ya ekonomini düzeltirsin ya sportif başarı kazanırsın ya ikisini birden kazanırsın. Ama mutlaka bir şeyler kazanırsın. O yüzden umarım daha fazla kulüp hani bu konuşulanlara kulak asar. O yöne doğru girer. Orada federasyon biraz bu işe kafa yorar. Federasyonun çıkardığı yönetmelikler kulüplerin hayatını kolaylaştırır. Yabancı konusu da buna dahil olmak üzere. Hani orada bir uyum, bir ahenk yakalanırsa görüldüğü kadar, tahmin edildiği kadar imkansız, zor işler değil. Şimdi Trabzonspor dün de bir transfer açıkladı dedik. Emrah'ın Gedikli, Leverkusen'den değil mi? Altyapıdan evet. Geldi. 800 bin euro da bonservis ücreti verdi Bordo Mavili ekip. Bir golcü, bir hücum oyuncusu. Trabzonspor'un da hani çok transfer, 9. transferi oldu. Çok fazla da hücum oyuncusu birikti. Ben bu transfer ettiği gençleri de nasıl değerlendirecek açıkçası onu da merak ediyorum. Şimdi transfer bugün kapanıyor. Şimdi Batuhan Kör geldi. Bursa'ya geri dönecek dendi. Dönemedi. Orta sahadaki Kerem Şen geldi. Geri dönecek dendi. Dönemedi. Enis Destan geldi. Emrehan var. Koytası var. Ben hücumcuları, son olarak hücumcuları saymaya başladım. Caninisi var. Hani daha Vişça'da, Yusuf Erdoğanlar, Kuvasiler, Bakemeler, olağanüstü bir Abdülkadir Ömür, Bakasetas. Yani 4 bölge için 4x3 herhalde 12 oyuncusu var Trabzonspor'un. Çok fazla bu planlamada sanki hani işin alma kısmı güzel ama onları gönderme, kiraya gönderme kısmında şimdilik Bordo Maviler sanki biraz sınıfta kalmış gibi gözüküyor. Bakalım bugün onlardan bu gitme konusunda bir hamle bekliyorum. Yoksa yazık olacak hani bu futbolculara A takım seviyesinde. Yani en kötü böyle birincilik takımına geri kiraya verilmeleri daha doğru olurdu. Yoksa yedek kulübesinde hani boş boşuna 6 ay geçecekler. Bir de oynamadan oynamamaları çok kötü olacak onlar açısından. Dediklerin doğru. Hani bilemiyorum son gününe kadar bir hamle yapılacak. Bir de oradaki havuzda gelecek sene de hangileri kadroda olacak? O da önemli. Şimdi Trabzonspor'da gelecek sene... Hani Vakame gidecek diyelim. Vakame'yle de geçen gün sen yokken işte haberler çıktı. Anlaşmaya yakın. Öyle mi? Dendi Trabzonspor. Maşallah o zaman daha Diabates'i gelecek hücuma. Kiralıktan dönecek. Diabates'i şu an senin dışında Trabzon ili sınırları içerisinde düşünen olduğunu zannetmiyorum. Yani var ama sonuçta hani, ben... Var oyuncuları sonuçta var. Sonuçta sözleşmeli oyuncusu olacak. Oyuncu yani. Çok. Ama işte oradaki planlama nasıl olacak? Mesela şimdi birinci santrafor, ikinci santrafor, üçüncü santrafor böyle 19-20 yaşındaki gençlerden biri mi olacak mesela? Yani gelen Emrahan ya da Enis Destan o gençlerden biri mi olacak?
üçüncü santrafor olarak mesela hep konuşuruz ya, öyle bir oyuncu tutulabilir değil mi kadroda? Evet. Onun dışında mesela Taha çok onunla ilgili, hatta geçen Engin Çetin güzel bir şey söyledi. Sen de yoktun, sana da söyleyeyim. Belki dinlemeyenler vardır. Dinleyenler de olduysa onlardan da özür dileyelim. Taha ile Ahmetcan alt yaş gruplarında tandem oynuyorlarmış. Milli takımlarda. Milli takımlarda. O yüzden Abdullah Avcı çok istemiş. Ve Abdullah Avcı'nın kafasındaki plan bu iki oyuncuyu hani beraber oynatıp A milli takıma kadar yükseltmekmiş. Şimdi öyle olunca mesela Ahmetcan, Taha, iki tane şu an alt yaş milli takımlarında oynayan stoperi var Trabzonspor'un, ama 1-2 tamam yabancı olabilir, 3-4 bu oyuncular mı olacak? Biri kalacak, biri gidecek mi? Biri kalacak, biri gidecekse o zaman plan biraz zorlaşıyor zaten. Evet, şimdi Kaan Ayhan'ı almak istiyor diyoruz. Heh, dün işte haberler o yönde. Şimdi oturmuyor yani, bende. Dolayısıyla oradaki gençler daha işte merkez orta sahada Kerem var. O mesela hangi pozisyonda kendine yer bulacak? Çünkü orada 6 tane opsiyon olsa 6 Kerem olacak mı? Hı-hı. Bir de daha da kritik nokta. Şimdi bu gençler, atıyorum Taha'yı sen 4. stoper yaptın. 4. stopere sezon içerisinde fırsat geldiği zaman Taha'yı görecek miyiz? Yoksa yine bir orta saha oyuncusu oraya mı devşirilecek? Sağ bek mi orada oynayacak? Bunlar hep işte ciddi planlamanın ürünleri. 6. orta saha oyuncusuna fırsat geldiği zaman eğer o kullanılmıyorsa, o zaman o oyuncunun da kadroda olmaması lazım. Yani laf olsun diye genç kadroya aldık denmemesi lazım. Bayağı bir şeyi var orada. Abdullah Avcı'nın önünde çalışması gereken ders oldu. Çok fazla da oyuncusu var şimdi. Evet. Bu çok iyi bir şey. Trabzonspor açısından hani yetenekli gençleri neredeyse sadece Trabzonspor topladı. Bu oldukça önemli ama tabii ondan sonrası da Trabzonspor açısından bir sonraki adım da aynı derecede hayati oldu. Abdullah Avcı'nın bence avantajı şu an şampiyonluk yarışında gene bana göre, kızma, rahat olması. Hani bazı şeyleri Trabzonspor sakin kafayla planlayabileceği bir dönemden geçtiğini düşünüyorum ben. Hani kimse şu an Trabzon'da panik halinde, stres halinde, eyvah ne yapacağız bir sonraki maç demiyor. Bu rahatlık bence teknik heyete, yönetime de yansıyıp o planlamayı daha sağlıklı bir şekilde yapma ihtimallerini arttırıyor. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.43 saatlerimiz, transferlerden bahsediyoruz. Bugün transferin son günü Süper Lig'de. Takımlardan son günde birkaç hani sürpriz hamle gelebilir. Ufak tefek transfer gelişmeleri de bekliyoruz. Gün içinde oldukça da zaten Radyo Spor'dan da Ajans Spor'dan da sizlere aktarmaya çalışacağız. Az önce laf arasında geçirdim. Beşiktaş yeni sezon için Yeni Malatya Spor'dan Mustafa Eskerlaç'ı istiyor. Bu artık resmileşti. Dün Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek de hem Beşiktaş'ın hem Konya Spor'un Mustafa için resmi teklifte bulunduğunu ifade etti. Fakat tabii Malatya'nın beklentisi yüksek Mustafa'dan. 3 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Başkan Adil Gevrek'in açıklamasına göre ki onların da acil bir şekilde sıcak para ihtiyacı var. En son Ryan Abit, onun sözleşmesi sona erdi. Kendisi sona erdirdi. Semih Kaya'yla zaten yollar ayrılmıştı. Orada problemler var. Ödemeler konusunda 4-5 ay geriden geldiği biliniyor. Abit'ten sonra başka oyuncuların da takımdan ayrılabileceği konuşuldu. O yüzden Mustafa veyahut takımdaki başka para edebilecek futbolcuların satışı gündemde. O satışla birlikte futbolculara da ödeme yapılması bekleniyor Yeni Malatya Spor'da. Neyse, Mustafa konusu, Beşiktaş onu yeni sezon için istiyor dedik. Bir kanat oyuncusu Mustafa, sağ kanatta forma giyiyor. Bu sezon Malatya'nın bu 3-5-2 işte düzeninde sağ kanat beki olarak da forma giymiş bir isim. Hani çok başarılı mıydı sağ kanat beki olarak tartışılır. Ama hızlı, dinamik bir kanat oyuncusu olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'ın da yeni sezonda transferlerde bu tarz dinamik, genç,
potansiyelli klasik hani Galatasaray'ın girdiği yol gibi bir yola girmesi bekleniyor. Getson zaten bu hamlelerin ilkiydi. Transfer olarak söylüyorum. Tabii ki alttan birçok oyuncu çıkardılar üst tarafa. Ama transferde de yine benzer profilde oyunculara gitmesi bekleniyor. Mustafa da dediğim gibi bu tarz, bu profil oyunculardan biri olacak. Bu da Beşiktaş'ın işte yeni bir yola girdiğinin göstergesi. Bu tarz isimler artık daha fazla Beşiktaş'ın gündemine gelecek. Bakalım ikna edebilecekler mi yeni Malatyaspor'u ve futbolcuyu? Şu anda Konya devre arası için istiyor. Ki onlar da biliyorsunuz takımın sağ kanadı Serdar'ı kaybettiler. Yerine Hamilton'u almışlardı. Belli ki oraya bir takviye daha yapmak istiyor Konya Spor cephesi. Ben onların da transferlerini hani çok uçup kaçmıyorlar ama uçup kaçmamalarına rağmen oyunculardan verim almasını biliyorlar. Bence bu çok kıymetli. Hani sen diyorsun ya mesela transferde ya da işte futbol yapılanmasında doğruları yaptığın müddetçe başarısız olma şansın yok. Hani Konya çok doğru mu hamleler yapıyor tartışılır. Kalite olarak en azından bakarsan sezon başında Konya Spor'un burada olmasını kimse beklemiyordu ama herhalde burada doğruları yapmak tabii birçok bunun faktörü var ama teknik adam seçimi de en kritik noktası herhalde ve tabii ki teknik adama uygun bir ortam hazırlamak. Çok kritik çünkü Konya Spor'a baksan hani şu kadroya ilk 3'e ilk 4'e oynayacak bir kadro değil. Yani sene başı biz o kadar yanıldık ki Ali abi. Şimdi tekrar aklıma o konu geldi. Hı hı. Hani 4 büyükler sürklese edecek. Ligi işte ilk 4'te bitirecekti. Anadolu kulüpleri arada çok büyük fark var dedik. Geldiğimiz noktada liderden 20'şer puan fark yiyen 3 büyükler var. Gerçekten o da belli olmuyor şimdi. Hani doğruyu yaptı mı gerçekten Konya Spor? Bilemiyorum ama günün sonunda en başarılı kulüplerden biri harcadığı para kadro kalitesine baktığında ve ligdeki sıralamasını yine göz önünde bulundurduğunda. Evet, o senin anlattığın faktörler tabii ki olmazsa olmaz. İlhan Palut geçtiğimiz maç sonunda şöyle dedi, hani oyuncular dedi tesise geldiği zaman mutlular dedi. İnsanlar burada mutlu ve yarattığımız sisteme de inanıyorlar dedi. Oyuncuların sisteme inanması çok önemli dedi. Bu da mesela doğrulardan bir tanesi. Bir teknik adam olarak oynattığınız oyuna oyuncu inandırabiliyorsanız, forma adaletiniz varsa, iyi çalışıyorsanız o zaman zaten birçok şeyi halletmiş oluyorsunuz. Konya Spor'un tabii ki bu durumda olmasında diğer kulüplerin kötü performans göstermesi de etkili. Bunu kabul etmek gerekiyor ama nereden bakarsan bak Konya Spor az önce senin de söylediğin gibi hani fiyat fayda performansında ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Beşiktaş'ın Gökhan Töre'yi bırakacağını düşünürsek hani Mustafa o yönde bir hareket. Gezal'e alternatif. Gezal'e alternatif olacak. Çünkü Gezal zaten yeni sözleşme yapan bir oyuncu. Ha, olur ne olur. Beşiktaş işte son karşılaşma gibi zaman zaman üçlüye döndüğü zaman bu kez Rozier'e bir alternatif olabilir. İşte Rozier'in alternatifi çok güçlü mü Beşiktaş'ta değil. Hani Kerem geldi. Hı hı. Ara transfer döneminde geri çağrıldı. Beşiktaş'ın kadro derinliğine yaptığı bir hamle ya da yapmak istediği bir hamle. Yalnız Adil Başkan'ın söylediği gibi 3 milyon euro hayal. Tabii o yüksekten açacak. 3 milyon euro 45 milyon lira yapıyor. Hı hı. 45 milyon lirayı da verecek bir baba yiğit yok. Teklifler zaten böyle 16, 10, 12 milyon TL bandında benim okuduğum. 1 milyon euro civarı teklifler yapılıyor. Hı hı. Hani Adil Başkan çok hatalar yaptı. Dolayısıyla senin dediğin gibi şimdi sıcak paraya ihtiyaç var. Kapıyı yüksekten açıyor ama hayal o rakamlar. Zaten en son böyle 3 milyon euro istendiğinde bir futbolcu Taylan Antalyalı'yı hatırlıyorum. Sonrasında bedavaya hatırlarsan Galatasaray'a gelmişti. Hani bedavaya gelecek demiyorum Mustafa ama ondan çok daha düşük bir rakama ikna olacaktır Adil Gevrek. Başka şansı yok çünkü. Evet. Şu anda pazarlıkta eli güçsüz olan taraf Yeni Malatya Spor cephesi. Dün Yeni Malatya demişken Şumudika ile de yollar resmen ayrıldı. Şumudika ile ilgili iddialar ortaya atıldı dün Radyo Spor'da Salim Manav'ın yayınında. Kulüpte onun yanında çalışan Oğuzhan Erdoğmuş çok ciddi bir iddiada bulundu. Futbolculara sözlü ve cinsel tacizde bulunuyor dedi. Elimde kanıtları var
dedi. Akşam da Beyaz Futbol'a da bağlanmış. Benzer ifadeleri orada da kullanıyor. Şubudika'da Rumen basında önce bir açıklamada bulunuyor. Görmüş bu açıklamaları. Tabii ki yalan diyor da yalanlıyor. Sonra kendi Twitter hesabından da galiba bir paylaşımda bulunmuş. Avukatına vermiş bu durumu. O da herhalde dava açacak. Bakalım ortada bilgi belge varsa tabii ki ondan başka konuşacak bir şey olmaz. Ama şu ana kadar biz bir şey görmedik. Bir video görmedik. Tercümanın söylediği, paylaştığı. Ama gördükten sonra daha net yorumlar yapabiliriz. Şimdilik hani bu konuyla ilgili ben ekstra bir şey söylemeyeceğim. Çok ciddi bir iddia. Doğruysa felaket. Değilse de iftiraya atanın da gerekli cezayı alması gerekiyor. Değil mi? Bu başka diyecek bir şeyimiz yok şu anda. Tabii ki bir de sevimsiz konular ama senle dün biraz konuşmuştuk Ajax'taki Overmars durumu. O cinsel taciz. Evet, o da yani. Cinsel tacizmiş. Böyle sonradan çıktı. Fotoğraflar gönderilmiş. Sonra da fotoğraflar falan göndermiş. O da sonradan çıktı. Onu da hani yeri gelmişken hatırlatalım. Dün ben acaba öyle değil mi, olabilir mi diye bir saflık yaptım. Öyle değilmiş. Aynen, ben de. Ben senin gibi olacağını hiç aklıma bile getirmemiştim. Hani ben çünkü okuduğumda direkt aklıma gelen oydu. Cinsel taciz gelmişti. Evet, evet öyleymiş. Sonra açıklama geldi. Durum. Bu arada Yeni Malatya Spor'da da şu Mudika'yla yollar ayrıldı dedik. Dün yeni gelecek teknik adamı söyleyemedim. Dilimin ucundaydı çünkü haberi paylaşmamıştık. Ama paylaşacağımız haber Adem Büyük'tü. Ama biz daha haberi Ajans Spor'da da paylaşamadan Yeni Malatya Spor'dan resmi açıklama geldi. Futbol sorumlusu olarak Adem Büyük göreve başladı. Bir anda da futbolcular da devam edecek. Bu şey bir anlamda güzel, hoşuma gidiyor. Ligde böyle farklı teknik adamları görmek. Ama ipin ucu kaçıyor mu Ali abi pro lisans konusunda da? Hadi pro lisans olmayan teknik adamlara alıştık. Futbolu bırakıp göreve başlıyorlardı. Şimdi Nuri Şahin'le birlikte hani futbolu da bırakmadan artık teknik adam olma yoluna gitti. İş çok farklı bir boyutta taşınıyor şu anda. Bu kısım hoşuma gitmiyor. Yani bu kadar her şeyin kolay halledilebiliyor olması, çok kolay bir şekilde işte teknik sorumlu, futbol sorumlusu neyse yapılabiliyor Nuri Şahin. İşte en son yönetmelikte değişiklik değil de TFF uyarıda bulunmuş pro lisansı olmayan hocalara çok fazla kenarda aktif olmayın diye. Şimdi hani şaka gibi haberler. Ya adam gibi uygulayın mevzuatı ya da artık rahat bırakın bu tarz isimleri şimdilik. Durum bu. Ben hoşuma gitmiyor o kısım yani. Bu kadar kolay polisansız da çalışılabiliyor olması. Ya bence ortada ciddi bir sorun var. Hem kulüpler açısından hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu işi yine eline yüzüne bulaştırması açısından. Şimdi futbolculuk ve teknik adamlık aynı iş mi? Hayır. Alakası olmayan iki tane iş. Ki her zaman için teknik adamlığa geçen futbolcular şunu söyler. Futbolculuk daha kolaymış. Futbolcuyken sadece kendinizden sorumlusunuz. Şimdi 25 kişiden sorumlusunuz. Bütün kulüpten sorumlusunuz. Futbolcuyken ne kadar rahatmışım derler. Genel olarak söylüyorum bunları. Şimdi eğer bu kadar kolaysa o zaman çeşitli kademelerde lisans kursları neden var? Her futbolcu iyi teknik adam olacaksa o zaman o kurslara hiç gerek yok. İsteyen o zaman teknik adamlık yapsın. Futbolu bıraktığı zaman isteyen de yorumculuk yapsın. İsteyen hiçbir şey yapmasın. Hani bu kadar basite bu kadar kolay indirgenmek teknik adamlık mesleğini de ucuzlatıyor. Bunun yanında şunu da merak ediyorum. Mesela Adem Büyük neden şu an futbol sorumlusu oldu Yeni Malatya Spor'un? Mesela buna karar veren kim? Ne düşünüldü? Adem Büyük'te hangi yetenek görüldü teknik adamlıkla alakalı olarak da hangi ışık görüldü de o karar verildi? İşte Nuri Şahin'de olduğu gibi büyük ihtimal bir sunum yaptı. Bir hevesi var futbolu bıraktıktan sonra teknik adam olma konusunda. Belki hazırlanıyor yıllar içerisinde. Yoksa durduk yere hiç böyle bir hevesi olmayan birini teknik adam yapıyorsanız o zaten skandal. Ama olması gereken Nuri Şahin gibi. Ben sadece ikili ilişkilerle işlerin ilerlediğini düşünüyorum. Yani Adem Büyük Yeni Malatya'da önemli bir figür. Şu an kulüp zor durumda. Ve tamam Adem Büyük olsun. Hani bunun öyle etraflıca düşünülmüş kulüp tarafından, Adem Büyük tarafından öyle bir durum olduğunu hiç zannetmiyorum. Nuri Şahin'den farklı olduğunu düşünüyorsun. Nuri Şahin'in de mi öyle olmadığını düşünüyorsun? Nuri Şahin de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Nuri Şahin'in de öyle olduğunu düşünüyorum. Mesela Antalya neye dayanarak Nuri Şahin? Nuri Şahin çok akıllı bir adam. Çok düzgün bir adam. Kafasını çalıştığını da biliyoruz. Ama Nuri Şahin'in de yaptığı doğru değil.
Yok, doğru değil ama o dönem söyleden ben inanmıştım. Yani bir sunum yaptı, bir hedefi var Nuri Şahin'in. Ya hepimizin hedefi var. Herkesin hedefi var. Herkesin hedefi var da. Yani o hedefe giden yolda da bir takım doğruları yapmak gerekmiyor mu? Yani sen ortaokul okumadan liseyi okuyabiliyor musun? Biraz ona benziyor bu iş. Elbette herkes üniversiteye girmek istiyor. Ne kadar yanlış olsa da. Ama onun da bir yolu var. Herkes aynı yollardan geçip o hedefe ulaşmaya çalışıyor. Şimdi futbol da biraz böyle. Hem o teknik adamlar için bence kötü. Hem ligin imajı için kötü. Hem de işte kulüplerin aldığı kararlar yüzünden kötü. Ben hiç ortada iyiye doğru gidiş görmüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu da tamamen eline yüzüne bulaştırmış durumda. Yani futbol sorumlusu da geç. Yani açıklamada şaka gibi lütfen sağ kenarında çok fazla talimat vermeyin. Hareketlerinize dikkat edin. Güzel bir fıkra Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Şey açısından hoşuma gidiyor. Hoşuma giden kısmı da söyleyeyim. Klasik çözümlere çok fazla gitmemeye başladı kulüpler. O kısım hoşuma gidiyor. Yani bu sezon ligde 20 takım var. 20 takımda böyle eskilerden diyeceğimiz teknik adamlar. Bunların sayısı çok azaldı. Son yıllarda olmadığı kadar azaldı. Hani şimdi tepeden bakıyorum önümde puan tablosu açık. Hani Abdullah Avcı var. Ama ikinci sıraya bakıyorsun İrem Palut, 3'te Montella var, 4'te Farioli var şu anda, 5'te Emre Belezoğlu var, 6'da İsmail Kartal ki eski hani diyebilirsin ama sonuçta farklı bir isim, 7'de Önder Karaveli var, 8 Ömer Erdoğan, 9 Erol Bulut, 10 Hikmet Karaman'a eskilerden diyebileceğimiz 10. sıraya kadar geldik, 11'de Volkan Demirel var Karagümrük. Rıza Hoca var 12'de eskilerden diyebileceğimiz. Galatasaray'da Torrent var. Kasımpaşa'da Sami Uğurlu var. Yeni bir isim, ilk teknik adamlık deneyimi. Göztepe'de El Maestro yeni. Giresun'da Hakan Keleş lig için yeni bir teknik adam. Çok deneyim yok. Antalya'da Nuri Şahin. Rize'de eskilerden Hamza Hamzoğlu diyebiliriz. Altay'da şu anda yeni bir teknik adam geldi. Serkan Özbalta var. Son sırada da Adem Büyük var. Yani eski diyebileceğimiz kaç? 3 teknik adam mı saydım ben? 3 evet. Ya da 4 teknik adam saydım. Hani bunların azalması, yeni isimlerin gelmesi de hoşuma gidiyor benim. O işin benim adına sevindirici kısmı. Ben bu tarz ayrımcılıklara karşıyım biliyorsun. Eski yeni, yabancı yerli, yaşlı genç. İyi olan devam eder. Zaten iyi olsa onlar devam ederdi. Kötü o yüzden kötü olan da elenir. Ama ne diyorduk Ali abi? Bu tarz isimler artık bir şey başarı elde etmiyorlar ama hala görev buluyorlar diye eleştiriyorduk. Hı. O yüzden bu isimlerin çok fazla görev almaması hoşuma gidiyor. Yoksa iyi kötü ayrımına ben de katılıyorum. İyiyse tabii ki devam etsin ama iyi olmadığını düşündüğümüz için yeni isimler benim hoşuma gidiyor. İşte bu yeni isimlerin de şu an hani seçilme yolları, girdikleri yolların ben çok doğru olmadığını düşünmekteyim kendi adıma. Yani bu teknik adamların birçoğu ilerleyen dönemde değerli, başarılı teknik adamlar haline gelebilir. Ama sanki gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikliyorlar gibi geliyor bana. Mesela Emre Belezoğlu için de mi aynı şey geçerli? Sadece pro lisansı olmadığı için, yoksa Emre ile mesela Nuri Şahin'i ayırıyor musun? Çünkü Nuri Şahin daha farklı. Yani futbolu, futbolcuyken teknik adam olmak var. Emre Belezoğlu zaten futbolu bırakmış, teknik adam olmak isteyen biri. Ya Emre Belezoğlu'nun da şu ana kadarki gidişatı garip. Normal bir durum yok ortada. Yani Emre Belezoğlu içinde teknik adamlık ateşi yanan biriyken sportif direktörlük yapıyor. Sportif direktörlükte Emre Belezoğlu başarılı olabilir yorumları yapıldı. Son derece normal. Emre Belezoğlu için bu yorumların yapılması. Ondan sonra sportif direktöre baktık, teknik adam oldu. Ondan sonra yurt dışına gidecek, kendini geliştirecek, pro lisansını alacak derken Başakşehir'in başına geçti. Hani normal bir yol değil Emre başarılı olsa da. Ha, bunu diyebilirsin ki her başarılı insan normal standart yoldan gitmek zorunda mı? Kesinlikle değil. Ama bir taraftan da o ligin, o kurumun her neyse belli standartlarında karşılamak zorundasın. Yani onun yapılmaması bana garip geliyor. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da hani bunu görmezden gelmesi, bunun da kulağının üzerine yatması, o da bana garip geliyor. Çünkü tekrar söylüyorum, o zaman teknik direktörlük mesleğini çok kolaylaştırmış, çok basitleştirmiş oluyorlar. Yani her futbolu bırakan futbol sorumlusu adı altında Süper Lig'de takım yönetebiliyor. Mesela bunu başka bir yerde yapabiliyor musun? Ya da orada alt kademedeki hocalar buradaki insanlardan daha mı az
bilgili ya da futbolu yeni bırakanlar, burada futbolu yeni bırakanlardan daha mı az bilgili de onlar o yola giriyorlar da bizimkiler girmiyorlar. Ben burada bir kolaycılık görüyorum. O zaman ne olacak? Biz de yaparız yani. Ne olacak işte antrenman yani. Kurarsın bir ekip, yaparlar. Önemli olan o değil. Gibi bir şey çıkıyor benim gözümde, ortaya çıkıyor. Ve sayısının artması da tehlikeli. Çünkü bir yolu açtınız. O yolu açınca da herkes de kolay olandan gider. Yani insan doğası öyle değil mi? Ben sana desem ki Mert, buradan eve 55 dakikada gittiğim bir yol var. Bir de 35 dakikada gittiğim bir yol var. Hangisini tercih edersin desem, senin deli olman lazım 55 dakikalık yolu seçmek için. Tabii ki kolay olanı seçersin. Şimdi kolay olana gidiyor kulüpler de. Bence işte bu tarz teknik adamlık yapma niyeti olanlardı. Benim gördüğüm o. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. 8.09 saatlerimiz. Şimdi Galatasaray'dan bir haberle devam edelim. Dünün önemli haberlerinden biriydi. Mbaye Diagne'nin sözleşmesini geçici olarak feshetti Galatasaray Kulübü. Bunun da nedeni Omar'a bir boşluk açabilmekti. Ya da Omar olmuyorsa belki bir transfere, bir yabancı transfere yer açabilmekti. Ama transfer gelmedi. Şimdilik yani Babel Morutsan gibi isimler ayrılmayacaksa Galatasaray yabancı transferini şu an kapattı. Omar'la çıkan lisans birlikte kadrodaki yabancı sayısı da 14 oldu. Artık Trabzonspor'da Gervinho hamlesinden beri biliyorsunuzdur büyük ihtimalle kulüpler yabancı futbolcuların sözleşmelerini askıya alamıyorlar. Ya feshedecekler ya da oyuncuları kullanmaya devam edecekler. Arası yok. O yüzden yeni bir yola gitti kulüpler. Gervinho'da gördüğümüz gibi oyuncunun sözleşmesini geçici olarak feshediyorlar ve yeni sezondan itibaren yeni bir sözleşme imzalıyorlar ki İşte bu dönem gelecek yabancı futbolculara ya da işte kadro içinden lisans olmayan futbolcuya lisans çıkması için bir yer açılabilsin. Bu aslında kadrodaki yabancı şişkinliğini bir nebze olsun azaltmak için hayata geçirilmiş bir uygulama ama günün sonunda çok bir katkısı oluyor mu? Yeni sözleşme imzalanacağı için yeni sezonda çok bir katkısı olmuyor. TFF belki bunun da önüne geçmek için bir düzenleme değişikliğine gidebilir. Dediğim gibi çünkü aksi halde işte Beşiktaş örneği bence en çarpıcı örneklerden biri. Kadronuzda 16-17 yabancı futbolcu oluyor bir anda. Seneye 12 olmak durumunda. Nasıl bu isimlerle yolları ayıracaksınız? Futbolcunun eli güçleniyor. Ayrılığa pek fazla yanaşmıyorlar. Olan kulüplerin paralarına oluyor. Çünkü hani elimizde yabancılar var bunu kullanalım illa demiyor mesela kulüplerde. Kadro dışı bırakıyorlar. Oh, 2 sene Douglas gibi futbolcular para alıyor. Lens 1,5 yıl alıyor. Laiç işte bir sezon olacak herhalde devre arası gitmezse ki artık bu saatten sonra bir yere gitmesi mümkün mü sence Ali abi? Mesela umudun var mı? Yok canım. Hatta Ensakal da var ama reklam arasında Ensakal'a soruyordun iki reklam arasında. Ensakal olabilir mi dedim çünkü Ensakal'a... Niye onda umudun var mesela? Maliyet olarak. Ya daha düşük diğerlerine. Maliyet olarak bir de Ensakal'a hani yıldız statüsünde olan bir oyuncu olmadığı için. Tabii daha profesyonel evet. Görev adamı gibi aynen. Gözüküyor. Aynen. Dolayısıyla onun hani yurt içi bir transfer yapması bir takıma çok garip gelmez ama Laiç şimdi yıldız statüsünde bir oyuncu. Maaşı çok yüksek. O yüzden ne olmuş? Mesela Yeni Malatya'nın teklifini kabul etmemiş. Yeni Malatya'da para yok. Mesela hani ne kadarını vermeyi taahhüt ettiler acaba Beşiktaş'a? Giresunspor'un teklifini kabul etmemiş. Yeni Laiç. Yeni Laiç. Yeni Laiç diyecektim. Artık kulüplerden sonra futbolcuların da yenisi çıktı. Evet. Hani o yüzden Ensakal'a belki diyorum. Zaten Lens'le şeyden umut yok. Yani mesela Douglas'a sorsam bugün desen ki transferin son günü neyin der? Hani neyin? Kimin? Hani neyin son günü der? Elektrik faturamı da ödemedim der. Yani Douglas o kadar kopmuş durumda. Futbolcu muydum ben falan diyebilir gerçekten şu anda. Gerçekten o durumda. Ama Ensakal'a belki. Yani onun da çok yüksek bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum ama bu dört isimden eğer bir tanesini yani Beşiktaş bugün bir takıma gönderebilecekse Ensakal'a ona en yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Ya bu tabii hepsi yönetememekle alakalı Mert. Yanlış karar vermekle, yanlış kararları devam ettirmekle, yaptığın sözleşmenin ağırlıklarıyla alakalı sorunlar. Hani burada diyebilirler ki işte çok yabancı olduğu zaman böyle oluyor. Hayır. Bence hiç alakası yok. Yabancı kuralı şu an 8 yabancı da olsa bu kez yine 9, 10 ve 11 numaralar pekala dışarıda kalabilir. Bu şekilde evet. Yönettiğiniz sürece.
Aynen, yani sayı orada çok takılmamak lazım. Zihniyetten bahsediyoruz. Bu arada Galatasaray'dan girdim ben söze. Cagney'in sözleşmesi geçici olarak feshedildi. Omar yerine geldi. Bugün bir haberde Sabah gazetesinde var. İlgi çekici Ali abi. Son Gülen iyi gider başlığı. Başlıktan çok bir şey çıkmıyor. Haber şu. Alparslan Öztürk, Galatasaray'ın yedek stoperi, Torrent'in Alanya taktiğini anlattığı anda gülünce kendi ipini çekti. İspanyol hoca sinirlenip Alparslan'ı odadan çıkarırken maç kadrosuna da dahil etmedi. Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın özel haberi bu şekilde. Yedek kulübesinde iki kaleci varmış Galatasaray'ın Alanya Spor maçında. İsmail Çipe ve Berk Balaban. Genelde tek kaleci Galatasaray kullanıyor. Bunun da aslında sebebi işte bu haberle birlikte anlaşılıyor. Normalde Alparslan Öztürk orada Berk Balaban'ın yerine oturacakken bu taktik taktik toplantıdaki gülmesiyle birlikte maç kadrosuna almıyor Alparslan Öztürk'ü. Bu ciddiyetsizlik yüzünden Alparslan maçı tribünden takip etmek durumunda kalıyor. Galatasaray'la ilgili işte her gün yeni bir haber çıkıyor dedik ya. Sağ içi, sağ dışı. İşte sağ içi bu sefer çıkan bir başka kötü haber. Yani bitmiyor Galatasaray'da kötü haberler. Bir türlü hani sonuçlar da gelmeyince bu tarz haberler daha çok ön plana çıkıyor. Şimdi sonuç gelse belki bu haber belki yapılır, belki yapılmaz. Yapılsa bile etkisi aynı olmaz ama şu anda takım da kötü gittiği için bu haberde daha fazla konuşulur. Alparslan da ayıp etmiş Torrent'e. Kim olursa olsun hani bir burada ciddiyetsizlik benim çok hoşuma giden bir şey değil bu tarz durumlarda. Saygı göstermesi gerek. Cezasını da çekmiş gözüküyor. Bakalım uzun vadeli bir kadro dışı olur mu? Şimdilik öyle bir şey yok. Ama Alanya Spor maçı kadrosunda yok. Bakalım Kayseri maçındaki duruma bakacağız. Hani bu sezon içinde Jack ne olmuştu? Bir kere bir maç kadro dışı kalmıştı. Evet. Bir paylaşım nedeniyle. Sonra geri dönmüştü hemen Fatih Terim. Alparslan'da da herhalde benzeri olur. Nasıl gördün haberi? Vallahi ben de sana katılıyorum. Hani bu tarz şimdi orada bir teknik adam var. Teknik adam bir şey anlatmaya, bir şey yapmaya çalışıyor. Sizin bu tarz hal ve hareketleriniz hani hem kendiniz açısından kötü ama bir de teknik adamı diğer oyuncuların gözü önünde küçük düşürme hamlesi olarak bayağı değersizleştirme hamlesi olarak kötü. Orada Torrent'te makul bir şey vermiş. Karşılık vermiş diye düşünmek acaba değil. Genel... Alparslan acaba ne düşünüyor? Evet. Haberde yok zannedersem. Yok. Alparslan'ın bir açıklaması ya da Alparslan'ın yok. Herhangi bir şeyini görmedik. Onları da dinlemek lazım ama eğer haberde yazıldığı gibi geliştiyse tabii hoş değil. Acaba futbolcunun genel bakışı nasıl? Genel olarak iyi haberler geliyordu. Torrent'in taktik idmanları, hani futbola farklı bakan bir teknik adam, futbolcuları da geliştirmeyi düşünen bir teknik adam. Hani Fatih Terim dönemine göre daha yoğun idmanlar yapıldı. Futbolcuların da hani bir yandan memnuniyetsizlik var yorgunluk konusunda ama futbolcu gözüyle bakarsan da bir şeyler kaptıkları söyleniyordu Torrent'le ilgili. Ama bu mesela haber biraz kafamı karıştırdı. Yani Alparslan böyle davranabiliyorsa soyunma odasında bu taktik toplantıda acaba futbolcular da çok hocayı saygı duymuyorlar mı hocaya diyeyim daha farklı bir kelime kullanacaktım vallahi ama. Onu, onunla ilgili kesin bir şey söylemek için çok erken. Ama bazen tabii bu durum ortaya çıkıyor biliyorsun. Hoca anlattıklarıyla oyuncu grubunu ikna edemezse o zaman işte soyunma odasını kaybetti deniyor. Soyunma odasını kaybettiğiniz noktada da en iyi teknik direktör olsanız dahi oradan geri dönüş pek mümkün olmuyor. Torrent'in tabii Galatasaray başlangıcı skor olarak çok kötü oldu. Tuzla mağlubiyeti o bile derin yaralar açtı Galatasaray'da. Ardından gelen Alanya beraberliği ama Alanya beraberliğinde hani Galatasaray mağlubiyet serisini durdurmasına rağmen futbol o kadar kötüydü ki o bile mağlubiyet gibi hissettirdi çoğu Galatasaraylıya. Şimdi böyle bir durumda acil tabii galibiyetler lazım. Yani o galibiyetler hem Burak Elmas'a lazım hem Torrent'e lazım. Çünkü o seri şimdi Torrent geldi. İlk 4 maçından bir puan çıkardı. Galatasaray'ın başında ilk 4 maçında bir puan alan başka teknik adam var mı? Varsa da bir iki tanedir. Şimdi oradaki istatistikler de bayağı kötüye doğru gidiyor ve hani ne kadar tamir edeceksiniz, ne kadar zaman vereceksiniz? Torrent belli ki... Milliyet haber var bu arada. Ne haber? Torrent'in son şansı Nevzat Dindar. Eğer Kayserispor maçında da alınacak bir kötü sonuçla birlikte... Torrent'in de gönderilebileceğini yazmış yönetim içinde bu tarz düşünen isimler var. İşte oraya gider olay.
Torrent'i benim anladığım kadarıyla zamana ihtiyacı olan bir teknik adam. Mesela devre arasında, daha doğrusu milli arada verdiği röportajda şöyle diyor. Hiçbir zaman ara dönemde takım almayacağımı düşünüyordum. Ama Galatasaray'dan teklif gelince hayır diyemedim. Yani aslında kafasında bazı şeyler net. Böyle bir takıma gelmenin riskli olduğunu biliyor. Oyun anlayışı, hani Pep'e zaten biraz yakın olsa da, hani bırak şeyi, Pep'le bu kadar uzun yıl beraber çalışmasını bırak, onun anlayışına yakın olsa da zaten onu geçirmek, onu uygulatmak çok kolay işler değil futbolda. Çünkü gelip çok klasik bir anlayışla mücadele edecek bir teknik adam değil. Bu ne anlama gelir? Zaman anlamına gelir. Ama şu an Fenerbahçe ve Galatasaray'da zaman en değerli ama en kısıtlı olan varlık. Halen peki zaman diyoruz da, Alanyaspor'da Farioli mesela bu kadar kısa sürede, daha ilk maçtan, Karagümrük dönemini de hatırla Farioli'nin, daha ilk haftalardan anlayışını kabul ettirdi futbolcu. Evet, sahada ona uygun oynayan futbolcu grubu da gördük. Mesela niye Galatasaray'da olmuyor ya da başka takımlarda? Yani bunu sadece mesela kulüp içi baskıyla mı açıklayabiliriz? Çünkü Alanya, hani Furkan mesela hiç süre almayan bir stopermiş Farioli öncesi. Geldikten sonra full oynuyor ve sanki yıllardır oynuyor gibi. Fatih öyle, Nova iş sanki yıllardır 6 numara gibi. O da ilk defa oynuyor bildiğim kadarıyla 6 numara, ama düzeni oturmuş, sanki yıllardır oynuyor gibi değil mi Alanyaspor? Galatasaray maçında da, daha önceki maçlarını izledim Farioli döneminde. Onlar da yapabiliyor mesela. Bu da sadece bir bahane. Sence neden? İşte bilmiyorum neden. Ben biraz baskıyla hani açıklanabileceğini düşünüyorum. Alanyaspor'da çok baskı yok. Karagümrük'te çok baskı yoktu. Galatasaray'da çok baskı var. Hata yapma korkusu var futbolcuların. Hani Furkan hata yapsa Alanya'da, evet, bir maç hata yapar. Ama sosyal medyasına çok fazla mesaj gelmez. Bir sonraki maç çok fazla etkilenmez. Ama büyük takımda bu futbolcu grubu psikolojik olarak en azından kaldıramıyor bu kadar hatayı, bu kadar baskıyı. Biraz işin psikoloji baskı kısmı etkili. Yoksa çünkü yapan yapıyor. Futbolda yapamıyorsun diye bir şey yok. İşte canlı örneği Alanyaspor Farioli ile. Ki daha öncesinde de Bülent Korkmaz'la oynuyordu aynı oyuncular. Bülent Korkmaz'ın oyun anlayışıyla Farioli hiç aynı değil. Hani Çağdaş Atan'la da sezon başı 3 maç vardı. Oyuncular da farklı şu anda. Bilmiyorum, ben olabileceğini gördüğüm için Galatasaray'da da bu hemen bir kısmını görebilmeliydik en azından diyorum. Mesela Pep Guardiola Manchester City'nin başına gitti. Manchester City'deki ilk sezonunda Guardiola kariyerinin uzak ara en kötü lig sezonunu yaşadı. Ama ondan sonra devam eden sezonla beraber Premier Lig'i domine eden bir Manchester City gördük. Klopp Liverpool'un başına gitti. İstediğini yapamadığı sezonların ardından oluşturduğu takımla beraber ligi domine etti. Hatta Avrupa'yı domine edebilecek seviyede bir takım yarattı. Orada baskı var mı? Orada da tabii ki baskı var. Orada da rekabet çok yüksek. Bir de orada yarıştığın takımların seviyesi de buradaki takımların seviyesine göre çok yüksek. Şimdi sen Liverpool olarak Premier Lig'de geçmen gereken rekabet, geçmen gereken seviye Manchester City'ydi. Yani öyle bir takım yaratman lazım ki, hani Manchester City seviyesinde bir takımı 38 hafta sonunda geçmen gerekiyor. Bunu neden söyledim? Normalde biliyorsun Manchester City, Liverpool gibi takımlardan örnek vermek pek hoş olmuyor, ama senin söylediğin durumda gelip kısa sürede etki gösteren teknik adamların bir süre sonra ben genelde düşüşe geçtiğini görüyorum. Oyun olarak da skor olarak da geldi, etki etti, ama devamında üstüne koyarak giden, o anlayışı ezbere uygulatan, o anlayışı artık takıma, oyunculara tamamen yediren ve onunla beraber yükselen bir teknik adam görmedim ben. Ya da mutlaka var, düzelteyim, mutlaka var, genelleyerek söylüyorum bunu. Bir etki veriyorlar gelir gelmez, ama sonrasında bir düşüş, bir istikrarsızlık görüyoruz. Diğer örnekte bir yapılanmaya zaman harcadığın vakit, biraz sabır gösterdiğin vakit daha istikrarlı ve daha uzun süreli başarılı bir takıma ulaşabiliyorsun. Eğer bazı şeyleri göze alabilirsen, o zamanı teknik adamına verebilirsen, ki teknik adam doğru bir teknik adamsa. Onu da unutmamak lazım. Yani şimdi Ali Yerim yanlış teknik adam.
Ali Erim'e sen istersen 3 sene zaman ver, yani hiçbir şey olmaz. Ama doğru teknik adamsa bir yerden sonra işleri düzeltip çok anormal takımlar yaratabiliyorlar. Şimdi Sergen Yalçın kariyeri boyunca, Beşiktaş öncesi kariyeri boyunca takımlara gidip etki edip ondan sonra düşüşe geçip takımdan ayrılan bir teknik adamdı. Beşiktaş'a gelirken tamamladığı bir sezon vardı eğer yanılmıyorsam, ya da yoktu. Yoktu. Beşiktaş'ta yarım sezonda bir şeyler ortaya koydu. Şampiyonluk yaşadı. Bu sene takımı toparlayamadı ve düşüşe geçti. Farioli bence benzer. Yani gitti, etki etti, düşüşe geçti, ayrıldı. Peki bu teknik adamların sıkıntısı yeteri kadar zaman vermiyor olabilirler mi? Mesela Guardiola gibi bıraksan Farioli belki Karagümrük'te tekrar bir çıkış yakalayabilirdi. Belki erken davrandı Karagümrük. Sonuçta Klopp örneği, Guardiola örneği, hani 5-6 senelik örnekler. Belki Farioli hani ki, yarım sezon tabii ki zaten kaldı kalmadı. Şimdi o verdiğimiz en üst örneklerde şöyle de bir durum ortaya çıkıyor. Hani teknik adama o kadar iyi imkanlar sağlıyorlar ki zamanla o yapılan takviyelerle oyuncu bir taraftan teknik adama inanıyor ama teknik adamın oyun anlayışına göre de oyuncular o takıma monte ediliyor. Üst düzey kalitede oyuncular o takıma monte ediliyor. Yani şimdi harcadıkları parayı düşünürsen onlara normal. Hadi sen kendi skalanda o tarz oyuncuları getirdiğini düşün. Sen de tabii ki başarılı olabilirsin ama işte biz de sonuçta buradan bahsediyoruz. Bir yükseliş, ardından bir duraklama dönemi. Toparlayamam ama ve hadi güle güle. Ama teknik adamlar da benim gördüğüm o ayrılıklardan öyle çok fazla rahatsız olmuyorlar. Hani onları da çok fazla rahatsız ettiğini, bir gittiği takımla devam etme niyetinde olan ya da devam etseydi çok başarılı olurdu izlenimi aldığım teknik adam sayısı da az. Bizim ligden bahsediyorum. O yüzden de hani eğer Torrent Galatasaray'ın doğrusuysa, doğru seçimi ise, evet belki şu noktada etki etmedi. Belki haklısın, Galatasaray olduğu için çok daha kısa sürede farklı şeyler görmeliydik. Ancak bu dönemi, bu sıkıntılı dönemi atlattıktan sonra eğer doğru teknik adamsa taşlar yerine oturacaktır mutlaka. O noktada işte senin kulüp olarak az önce söylediğin mesela haber, işte Torrent'in son şansı. Şimdi eğer yönetim kurulunda ya beyler biz küme düşüyoruz, ne Torrent'i, bakın bu adam mahvediyor Galatasaray'ı, İşte ben oyuncuyla konuştum, oyuncular bu adama inanmıyor, bunu değiştirmemiz lazım tarzı konuşmalar başlarsa, başladıysa, başlayacaksa zaten oradan iyi bir şey çıkmayacağı belli değil mi? Hani orada nasıl bir yabancı teknik adam bütün bunlara göğüs gersin, bütün bu futbol kamuoyuna göğüs gersin de bildiği doğruları yapsın, yoluna devam etsin. Çünkü bu haberleri oyuncular görüyor, yöneticiler görüyor. Herkes birbirinden etkileniyor. Bakın birbirinden etkilenme derken yaşadığımız en bariz örnek Fenerbahçe'nin dörtlü oynaması, üçlü oynamasıydı. Yani bunu unutmayalım. Herkes bir anda birbirinden etkilendi. Fenerbahçe üçlü oynayamaz diye. Ne oldu şimdi? Fenerbahçe dörtlü oynuyor. Fenerbahçe üçlü oynarken bir ara lig lideriydi. Şimdi 20 puan geride lig liderinden. Ne oldu? Fenerbahçe dörtlü oynayamaz, üçlü oynayamaz rüzgarı çıktı. O yüzden de işte bu tarz haberlerden oyuncu etkileniyor, yönetici etkileniyor, teknik adam etkileniyor. Şimdi sen teknik adam olarak kulağına gelse böyle şeyler, konsantre olabilir misin? Yani mümkün mü? Bir sene sonra hayal edebilir misin kendini İstanbul'da Galatasaray takımıyla? Dersin ki bu adamlar beni gönderecek. O zaman da biraz bence doğrularından sapıyorsun. İşte Pereira'nın başına gelen, yani Pereira'yı öyle bir etkilediler ki Pereira da bildiğini unuttu. Ne yapacağını şaşırdı. O da karma karışık bir şey yaptı ortaya. O da onun sonu oldu. O yüzden denklemin zorluğu bence orada. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Sabah
8.37 saatlerimiz Radyo Spor'da Sabah Sporu programını dinliyorsunuz. Son itibariyle telefon hattını da açıyoruz. 0212 363 04 34 numaramız bu. Bizim telefon açacağımızı öngören, hali hazırda arayan bir dinleyicimiz şu anda hattımızdaymış. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler, buyurun. Arkadaşlar, ben İzmir'den arıyorum. Makine mühendisiyim. Galatasaray taraftarıyım. Biraz Galatasaray ile ilgili birkaç fikrim var. Torrent geldi bildiğiniz gibi. Çok bir şeyin de değişmediğini gördük aslında. Yani Galatasaray'ın yapı olarak önde basmaması gereken bir takım. Bunu Fatih Hoca biraz bu yanılgıya düştü oyun stiliyle. Çünkü çok kopuk birbirinden. Yani son maçta da gördük. Öndeki üçlü basarken Taylan ve özellikle Çikinda hep o mesafe, aralıktaki mesafeyi çok bıraktılar ve inanılmaz boşluklar buldular. Bilmiyorum, dikkat ettiniz mi, Marafon'a 3-4 pozisyonda sol tarafa uzun top atarak, evet, iki pasta pozisyon buldu. Aynen. Yani bunu aslında bilmemek, yani futboldan çok anlamaya gerek yok. Yani Galatasaray önde basabilecek bir takım değil. Zaten dikkat ederseniz Galatasaray'ın iyi oynadığı maçlar hep alan daralttığı maçlar oldu. Yani Avrupa maçları oldu. Yani önde basabilecek bir takım yapı olarak müsait olmamasına rağmen neden diretiliyor anlamıyorum. O zaman zaten teknik direktörün oyun anlayışıyla takım arasında bir uyuşmazlık var diyorsunuz. Evet, buradan da bir şey çıkmaz diyorsunuz, öyle mi genel olarak? Yani zaten Fatih Terim'in aslında bunu çok istedi. Zaten Fatih Terim'in bildiğiniz gibi yıllardır oynatmak istediği oyun bu. Hı hı. Ama takım ona müsait değil. Çünkü yani pasla çıkma zaten bir facia Galatasaray. Yani sırtı dönük alabilecek bir tane oyuncusu bile yok. Zaten dikkat edin, kaleci bile yani bir süre sonra uzun top atmaya başladı. Çünkü çıkamadığını gördü yani adam da yani. Yani bundan ne zaman vazgeçebilirler? Zaten o sağ kanat, sol bek tercihlerini zaten konuşmuyorum. Hani yani Semih Kaya gibi bir adam varken hani yanında hiç kimse yok mu yani? Semih Kaya sağ bek oynadı. Hatta Rikering zamanında hatırlarsınız, yani kupa bile aldı onunla beraber. Sağ bek oynatarak. Yani hiç mi yok Semih'in bu takımda sağ bekte oynayabilecek ki hazır peki, geldi. Peki mesela güzel bir şey söylediniz. Siz işte az önce Galatasaray futbol takımının oyuncu profilinden bahsettiniz. Avrupa'daki başarılı olan maçları söylediniz. Peki Galatasaray mesela sezonun geri kalan 14 karşılaşmasında Avrupa'da oynadığı gibi Türkiye Ligi'nde oynayabilir mi? Ya şimdi bence oynar. Oynaması lazım. Yani Galatasaray bu takımı, Galatasaray'ın oyuncu profili bence geçiş oyununa uygun. Yani geçiş oyununa uygun. Bunu Alanya deplasmanda bunu yapabilirsin. Neyi yapamıyorsun yani? Çok büyük farklar, çok baskı kurabileceğin takımlar yok yani. Ne peki ama zaten Alanya maçında ikinci yarıda Galatasaray bekleyen taraftı zaten. Geçiş de yapamadı. Ama oyun stilleri o şekilde değil. Yani oyun planı o şekilde gelmedi yani. Önde baskıyla başladı dikkat ederseniz. Yani hep o orta alanda, yani hücum hattıyla Babel'le Taylan arasında inanılmaz boşluklar var. Zaten yani bunu bilmemek ve Marafon'a dikkat edin yani. İnanın bana iki pasta pozisyon yarattırdı takıma. Yani bu kadar birbirinden kopuk bir orta saha ben hayatımda, yani 20 senedir Galatasaray'ı takip ediyorum. Ben böyle boşluklar görmedim. Yani bunun farkına varılmalı. Hele o sağ bekte sol ayaklı bir oyuncunun olması yani inanılmaz. Galatasaray'da çok inanılmaz. Ben yıllardır görmediğim bir kopukluk var. Yani kimse mi uyarmıyor yani? Kimse mi söylemiyor? Kimse mi göremiyor? İlginç yani. Taraftar olarak hakikaten maçı izlerken ben sıkıldım yani. Peki. Teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun. Kolay gelsin. Bu sağ bekte sol ayaklı futbolcu konusu, hani mecbur kaldığında oynayabilir. Sonuçta sol bekte nasıl ki sağ ayaklı oyuncular oynayabiliyorsa, mesela bir Nagatomo mesela yıllar boyunca hani Galatasaray'da da oynadı, diğer takımlarda da, buna çok takılmıyorum ama benim de orada takıldığım nokta işte Fananolt'un hani sol bekte verim veriyorken sağ beke hapsedilmesi. Ben ona takıldım. Yoksa sağda Ömer Bayram oynasa benim için çok problem değil. Mesela dinleyicimiz diyor ki Semih Kaya var. O da sağ bek oynayabilen
oynayabilen bir oyuncu. Aslında stoper olmasına rağmen. Doğru, kabul. Semih Kaya sağ bek oynayabiliyor ama Semih Kaya mesela aynı Semih Kaya mı? Bahsettiği dönemdeki şampiyonluk yaşamış Galatasaray'daki Semih Kaya mı? Yoksa kariyeri iyiden iyiye geriye gitmiş. Artık o eski halinden eser olmayan Semih Kaya mı? Onu da bence iyi ayırt etmek lazım. Yani Semih Kaya gelsin bir an önce sağ bekte oynasın diye transfer edilen bir oyuncu değil şu anda. Hı hı. Stoper rotasyonunda normal şartlarda dördüncü olarak ben düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Eğer Alpas'ın Öztürk bir daha böyle bir saygısızlık yapmazsa Semih Kaya anca öyle üçe gelebilir. Yani o da kariyeri inanılmaz düşüşte olan bir isim. O oynasaydı da emin olun bu sefer Torrent'i farklı bir şekilde eleştirdiniz. Hani bu oyuncu yeni gelmiş kariyeri düşüşte niye hemen sen sağ beki atıyorsun diye eleştirilirdi. O kısma ben açıkçası çok fazla katılmıyorum. Diğer bir konu bu ön alan baskısı konusu. Bu takım ön alanda baskı yapmaya müsait değil dedi değil mi dinleyicimiz özetle. Peki hangi takım ön alanda baskı yapmaya müsait bir takım? Mesela Galatasaray sezon başı genç bir takım kurarken ne diyorduk biz? Daha güçlü bir pres yapabilir, maç temposunu kaldırabilecek futbolcu grubu var diye düşünüyorduk. Bu takım pres yapamayacaksa herhalde hiçbir takım pres yapamaz. Bir tek Babel'i ayırabilirim burada son maçta. Yaşı artık 36 olduğu için çok pres gücü de hani ön planda olan bir isim değil. Ama idare eder yine. Ama onun haricinde Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Çıkıldağ, Taylan, Berkan. Yani bu beşliyle yapmayacaksın da hangi beşliyle ön alanda baskı yapacaksın? Hatta geride işte Marka bir süpürücü var. Nelson daha denge stoper. Hani baskı içinde fena bir bence kadrosu yok Galatasaray'ın. Belki dinleyicimizin söylediği şöyle biraz daha geliştirilebilir. Ön alan presini de kolektif biçimde yapmak gerekiyor. Evet, onu kötü yapmak ayrı. Aynen. Ben de katılıyorum. O sol bek Borja'ya çok açık verdi Galatasaray. Aynen. Onu tutamadı kabul ama bu pres yapamıyor demek değil. Eğer bireysel anlamda siz hani zaman zaman Tuncay Şanlı'nın yaptığı gibi stoperlerin paslaşması hatta beklerin paslaşması arasında koşmaya planlıyorsanız ona pres denemez. O delilik oluyor biraz. Bunu iki oyuncuyla o kadar büyük alanda yapmanız da mümkün değil. Dolayısıyla Galatasaray'da ön alandaki oyuncular pres yaptığı zaman takımın da komple o pres alanına yaklaşması gerekiyor ki orada olası bir top kaybında Galatasaray tekrar kısa sürede geri kazanabilsin. Eğer dinleyicimizin söylediği olursa ki oluyor. Neden oluyor? Sen presi doğru yapamadığın noktada takım oyuncular arasında mesafenin fazla olması demek rakibe alan vermek demek. O alana da top geçirildiği anda bu kez sen sadece geri koşan kalesinde pozisyon gören bir takım haline geliyorsun. Mesela senin geçen sene Beşiktaş'la ilgili en çok endişelendiğin nokta geride çok fazla boşluk bırakmasıydı takımın. Ama Beşiktaş doğru şekilde rakip yarı alanda yerleşince ve oyuncuların profili de ona yakın olunca Beşiktaş o senin düşündüğün kadar büyük problemler yaşamadı sezon boyunca. Şimdi bu şu an Galatasaray'ın yaşadığı problemin bundan sonra devam edeceği anlamına gelmiyor. Ama mesela ne oldu? Şimdi Galatasaray santrafor olarak Gomis'i getirdi. Gomis artık yaşı itibariyle ön alan baskısını santrafordan başlatabilecek bir oyuncu değil. Mesela Batshuayi öyle mi gerçekten bu arada? Efendim? Umut Bulut mesela kaç yaşında adam hala mesela o yaş konusunda da bilmiyorum Gomis'i de bir görmek lazım. Ben zannetmiyorum Mert. Yani onu bir kere hani görmediğim için bilmiyorum. Fizyolojik olarak belki dediğin gibi olacak. O sürenin çok uzaması mümkün değil. Hani Gomis tabii ki baskıya katılacak ama Gomis'in dinlenmesi gereken zaman dilimi de olacak. Hani Galatasaray Gomis'le o ön alan baskısını 15 dakika yapabiliyorsa belki başka bir santraforla 20-25 dakika yapabilir. Öyle diyelim ya da. Hı hı. Hani Gomis hiç yapmayacak anlamında söylemiyorum bunu ama mutlaka süresi onun kısıtlı olacak. Ancak Gomis, Batshuayi, o şu bundan ziyade işte o yaptığınız ön alan baskısının efektif olması ve doğru olması gerekiyor. Herkesin pozisyonunu doğru alması gerekiyor. Bunun da ben öğrenilebilir olduğunu düşünmekteyim. Biraz pratiğe ihtiyacı var Galatasaray'ın. Belki dikkatli dinleyiciler fark etmişlerdir. Beşiktaş Antalya Spor maçında zaman zaman Batshuayi öndeyken Alex Teixeira'ya baskı yapmaya çalıştı. Ondan sonra top Alex Teixeira'yı geçince Alex Teixeira'nın arkadaşlarına isyan ettiğini gördük. El kol hareketleri yaptı. Buraya gelin, oraya gelin diye. Yani bu
söylediği kadar kolay bir iş değil. Yani senin oraya gitmen pres yapacağın anlamına gelmiyor. Sen o deparı attın, o eforlu koşuyu yaptın. Topun seni geçmesi bir saniye. Seni geçtiği anda da senin o koşunun hiçbir anlamı yok. Eğer arkanda bir oyuncu yoksa, arkanda takım yoksa. Oldu bitti. Galatasaray bunu öğrenebilir mi? Tabii ki öğrenebilir. Ama işte az önce de bahsettik ya, o kilit nokta zaman Galatasaray'da şu an en değerli şey. Senle reklam arasında konuştuk Torrent'le alakalı olarak. Sen de Torrent'in işinin zor olduğunu düşünenlerdensin. Evet. Hani ne olması lazım? Galatasaray'ın bir şekilde kazanması lazım. Kazanacak ki Torrent zaman alsın, takımla daha fazla çalışsın, daha fazla kendini anlatsın, bir gelişim görelim. Ama futbolun gerçekleri, iki maç daha kaybeder. O zaman küme düşme hattıyla 3 puan var. İşte o zaman küme düşme hattına gerilerse Torrent'e de Galatasaray ne yazık ki tamam der. Bu iş böyle. Peki Alanya Spor maçında hani Galatasaray nasıl oynayabilirdi? Dinleyicimiz hani hücum pres zor dedi. Galatasaray hücum presle başladı. Sonra hücum presi de bıraktı. Bu arada tam net bir baskı da yapmadı ön tarafta. Geriden oyun kurma yok. Orta alanda da karşılayamıyor Galatasaray rakibi. Hani o maçı o zaman kazanma şansı yoktu hiçbir şekilde benim anladığım. Burada da şöyle eleştiriyorum Torrent'i. Bu maça hazırlanmak için önünde çok uzun bir süre vardı. İşte taktik idmanlar, rakip ezberletilmiş, nasıl çıktığı belli olan bir takım. Galatasaray bunu bile bile bir çözüm üretemedi ilk yarıda. Özellikle ilk bölümde o presle. Mesela o enteresan. Bütün hafta çalışıyorsun, iki hafta çalışıyorsun Alanya Spor'a. Onların ne yapacağı belli. Ne yapması belli olan bir takım. Hani bir sürpriz yok. Geriden yine marafon oyun kuruyor. Stoperleri aynı, orta sahaları aynı ama Galatasaray buna çözüm üretemedi ve bu kadar boşluk vermesi bence çok düşündürücü. Yani ya burada teknik analizde problem var. Torrent'i iyi analiz edemedi Alanya Spor'u ya da çok iyi analiz etti futbolcular. Torrent'in isteklerini sahaya yansıtamadı. Sence hangisine daha yakındır burada? Ben analizde çok bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü belli Alanya Spor nasıl oynadı. Futbolcuların da burada yeteri kadar sahada iyi uyguladıklarını düşünmüyorum analizdeki kısmı. Tabii yani uygulama konusunda Galatasaray'ın zaten biraz eksik kaldığını hep beraber gördük. Orada da Kerem'in bence söyledikleri referans. Yani iyi oynayan bir oyuncu göremiyorsunuz diyor Kerem. Bunu sadece topsuz oyunda düşünmeyin. Şimdi Alanya Spor'u etkisiz hale getirmek için topsuz oyunda çok iyi olmanız lazım. Bir kere o bir gerçek. Hani pres zamanlamasını doğru yapıp topu kapıp Alanya Spor'u hataya sevk etmeniz gerekiyor. Onu yapamadığınızda devreye ne giriyor? Top sendeyken neler yaptın? İşte top sendeyken neler yaptın konusunda da Galatasaray topsuz oyundan bile daha kötü durumda şimdi. Hangi oyuncu iyiydi Galatasaray'da sorusunun cevabı ne oluyor? Peña biraz. Değil mi? Hı hı. Karşılaşmayla alakalı olarak. Şimdi Taylan iyi değil. Berkan iyi değil. Çıkıldağ iyi değil. Emre Kılınç iyi değil. Kerem iyi değil. İşte Babel hadi o da iyi değil diyeyim. Biraz top tuttu ama o top tuttu diye de oyuncu iyi diyemezsin. Peki top Galatasaray'dayken Galatasaray iyi oynayan bir fark yaratan bir oyuncu bulamazsa nasıl çözecek? Bazı şeyleri doğru yapan bir rakibi. İşin o tarafı da var. Onu da es geçmemek gerekiyor. Hani sen oyuncuyu anlattın. Alanya Spor seni üzerine çekecek. Bunu Torrent kendi söyledi. Pasla rakibi üzerine çekiyor. Ondan sonra boşluklarla kontratak yapıyor dedi. Bunu da Alanya Spor yaptı Galatasaray'a. Hı hı. Galatasaray'ın presi sırasında. Tamam, oyuncuların o pres zamanlaması, kolektif pres konusunda eksikler olduğunu gördük. Güzel. Ama hep de Alanya'da değildi ki top. Top Galatasaray'a da geçti. Peki Galatasaray'a geçtiği anda Galatasaray neden iyi değildi? O da biraz şu an takımın içinde bulunduğu özgüven eksikliği. Herhalde en çok o. Özgüven eksikliğinin yanına bir şey eklemek istemedim. Biraz düşündüm. Biraz onunla alakalı, formsuzlukla alakalı. O zaman da hiçbir şey öğretemedi Galatasaray. Şimdi işte Erik Pulgar girecek. 11'e anladığımız Gomis girecek. Kayserispor maçıyla birlikte eğer bir sakatlık olmazsa. Sağ bekte Sasha Boy'un durumu herhalde iyiye giderse o dönecek. Galatasaray yani biraz yeni bir kadroyla Kayserispor'da daha farklı oynamak durumunda. Bakalım göreceğiz nasıl etki edecek. Bu haftada çünkü boş geçecek. Kupa maçı yok Galatasaray'ın. Kayseri bugün karşılaşmasını yapacak. Hem geçmiş maçlarını analiz edecektir. Torrent hem bu kupa maçına bakacaktır. Önünde büyük bir fırsat var. Yani evet. Daha iyi bir dönem olamazdı Kayseri'yle karşılaşmak için bu anlamda. Öyle. Bir de
ufak bir dezavantaj iç saha maçı olması. Metiyam'ın da geri dönüyor olması, ben de onu ekleyeyim. Bugüne yetişmiyormuş Metiyam. Dün Dakar'da onlar kutlama yaptılar. Hafta içi çarşamba, perşembe herhalde gelecektir. Ama Galatasaray maçıyla birlikte geri dönecek. İç saha olarak da başlangıçlarda kötü olmuyor genelde Ali abi. Ama skoru bulamazsa Galatasaray problem. Ama skoru bulduğu anda bu sefer pozitif etki yapar. Önemli olan orada ilk golü erken bulmak ya da bulabilmek. İlk golü yememek Galatasaray için kritik olacak. 8.53 reklam vaktimiz. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, dinleyicimiz var. Şimdi yine telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Mert Ali Bey, günaydın, yayınlar dilerim. Savaş Balçık İstanbul'dan 51-52 yaşına geldik. Arada sırada bağlanan, devamlı sizi dinleyen bir radyo spor severim. Birkaç şeyle yayınınıza bir katkı yapabilirsem ne mutlu bana bu sabah. Dün akşam bir maç seyrettim. Kocaeli Spor, Bolu Spor, TFF 1. Lig. Kocaeli Spor'un İyi bir tarafta bu olduğunu zaten biliyordum. Baktım işte böyle küme düşmeye yakın, çok keyifli bir maç olur falan diye oturdum başına. Ya gözümü kırpamadım. Maçın başından sonuna çok keyifli, çok güzel bir hakem. Ve korktum, bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'la karşılaştı iki takım da bir TFF 1.lik'te düşmek potasının biraz üstü, rahat yenerler Galatasaray'ı. Fenerbahçe için de aynı şeyi söyleyebilirim. Fenerbahçe'ye değilim ama neyse, Fenerbahçe topuna çok girmek istemiyorum. Kızdırmayayım kimseyi. Onu söylemek istedim. Helal olsun iki takım. Çok güzel futbolcular, ataklar, şeyler. Yani maç çok keyifliydi, bilmiyorum seyrettiniz mi? Tebrik ederim iki takımı da. Düşmeye oynuyorlar, hayret. Yani demek ki seyretmiyorum, ligi takip etmiyorum. Demek ki şampiyonluğa oynayanlar nasıl top oynuyor? Biz niye buralardayız? Hakikaten enteresan bir akşamdı. Sinirlendim, keyif aldım. Esas başka bir şey söylemek için de sizi rahatsız ettim. Hocamızın yaptığı şeyden çok mutlu oldum. Gülen arkadaşı maç kadrosundan çıkartması inanılmaz hoşuma gitti. Disiplin bence çok 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 önemli takımlarda. Torrent inşallah başarılı olur. Verdiğiniz örneklerle de biraz hatta desteklediğiniz gibi Manchester City'ydi, işte diğer takımların hocaların ilk sene Liverpool'dan örnek verdiniz, Klopp'tan. O içinden inşallah dedim, belki Torrent de bir Klopp olur ileride bizle beraber. Bir şey sormak için rahatsız ettim. Birkaç haftadır bağlanamıyorum, denk gelemedim size. Geçenlerde bir 3-4 hafta önce bir Milan maçı vardı. Milan Spezia'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Biri şampiyonluğa oynuyor, biri de küme düşmeye oynayan İtalya 1. Ligi'nin iki takımı. Maçta çok ciddi bir hakem hatası oldu. Evet. Hatırlıyorsunuzdur tabii, mutlaka. Son dakika da artık, uzatmaların başında hakem bir an düdüğü çalıverdi. Gelen top o, yani oynatsa bir saniye gol oldu zaten, evet. Ama çaldı. Hatta eliyle özür diledi hakem. Aynen. Milan yenecekti. Sonra döndü. Milan yeniyordu. Döndü. Spezia yendi. Yani küme düşmeyi de çok etkileyen bir sonuç oldu. Hakemin direkt maç etkisi oldu falan. Böyle hani bir anlık bir hata yaptı hakem. Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Maçtan sonra hakemin gücünü astırmaya çalıştılar mı? İtalya'da ne oldu? İtalya karıştı mı? Yani Türkiye'de olsaydı Allah muhafaza neler olurdu? O acaba yani eyvah, yani onu çok merak ettim. Takip de edemedim İtalya Ligi'ni. Acaba dedim hiç denk geldiniz mi? Takip edebildiniz mi? Ne oldu sonrasında? Her kimse tartıştı mı bunu? Muhakkak tartışmışlardır. Ama hakem özür dilerim, çok net bir şekilde elinde kaldırdı. Özür diledi herkesten maç içinde. Onu da gördüm yani. Ben o maçı seyrediyordum. Mesela çok güzel bir örnekti aslına bakarsanız. İnsan var, hakem var, insan var, hata var. Hata yaptı hakem bir anlık. Bir maçın 90 dakikasında bence gayet iyi bir hakem. Maç da çok keyifliydi. Spezia'da iyi dayandım Milan'a falan. Ben de işte ufak tefek 3-5 iddia oynuyorum. Keyif alıyorum böyle canlı maçlarda falan. Yani onu çok merak ettim. Denk geldiniz mi? Sonrasını takip edebildiniz mi? İnanın çok merak ettim. Yani o hakeme mi? Gücünü astırmaya çalışan kimse oldu mu acaba bizdeki gibi? Çok teşekkür ediyorum. Savaş Bey, görüşmek üzere. Açıkçası öyle hakeme düdüğü astırmaya çalışan yönetici açıklaması ben görmedim. Hani çok iddialı da konuşmayayım. İtalyan basında her gün düzenli takip etmiyorum ama genel olarak böyle bir şey görmedim Ali abi. Bilmiyorum sen farklı bir şey gördün mü? Benim de gözüme çarpmadı ama çok detaylı baktığımı da söyleyemem. Evet, şunu söyleyebilirim. O maç 17 Ocak'ta oynandı. 22. hafta mücadelesiydi İtalya'da. Üzerine 23. hafta oynandı. 24. hafta oynandı. Bu iki haftada görev alamamış bu hakem. Hakem de Marco Serra.
isimli hakem. Dediğim gibi bu iki haftada görev alamamış. Yeni hafta 25. hafta karşılaşmaları tabii hafta sonu başlayacak. Hafta içi orada da bir mesai yok gördüğüm kadarıyla ligde. Değil mi? İtalya Serie A'da hafta sonu maçları var. Belki hafta sonu birlikte tekrar görev alabilir ama bu hatanın cezasını en azından iki hafta maç alamayarak çekmiş. Belki daha devamı da gelecektir. Onlar da daha klasik hakemler bu tarz hatalar sonucu dinlendirilebiliyor. Bu konuyla ilgili benim hani ekstra ekleyebileceğim herhangi bir şey yok. Birkaç mesaj okuyalım. Mehmet Ünlü, Galatasaray'ın ilk golü erken bulması, hatta öne geçmesi daha büyük problem demiş. İlk golü bulan taraf olursa kesinlikle farkı ikiye çıkarmalı. Vallahi Torrent'in ilk maçlarında ilk golü atıp sürekli kaybediyordu Galatasaray. Doğru. Alanya maçında ilk golü bu sefer yiyen taraf oldu. Bu sefer de ilk puanını aldı Galatasaray. Değişik bir denklem var işin ucunda ama tabii ki ne olursa olsun hani ilk golü atıp kaybetse de bundan önceki karşılaşmalarda ilk golü bulmak her zaman çok önemlidir. Dediği gibi ilk golü bulup ikiyi bulması. Bundan sonra Galatasaray'ın yapması gereken şey ama ilk golü yemek mi? İlk golü atmak mı? Herhalde tartışmasız ilk golü atmak ve Galatasaray için çok daha hayati olacaktır bu karşılaşmada. Az önce konuşulan konuyla alakalı olarak fotomaçta da bir haber var. Taraftarlar cesur yürekten yana demiş mesela. Gelecekse Bülent Kaptan gelsin. Torrent'ten umut kesildi. Sürmanşet atılmış. 4 maçta 1 puan alabilen İspanyol hoca çabuk gözden düştü. Taraftar yönetimden kötü gidişata çare bulmasını istiyor. Son 13 maç 1 galibiyeti var Galatasaray'ın. Haber bu şekilde. Hani Okan Buruk, Bülent Korkmaz, Sergen Yalçın. Evet, Sergen Yalçın beklentisi de var. Hani yaşları, ondan sonra puan ortalamaları hepsi verilmiş. Peki bu... Sergen Yalçın'ın gelebileceğini düşünüyor musun? Hadi ola ki Torrent'te yollar ayrıldı. Kayseri Spor'da kaybetti Galatasaray. Küme düşme hattına çok yaklaştı. Gelir mi Sergen Yalçın? Bilemiyorum. Ben Sergen Yalçın kabul edebileceğini düşünüyorum. Galatasaray gider mi bilemiyorum ama Sergen Hoca... Kalkıp da hayır gelmez demem. Ben de demem. Orada farklı dengeler olduğunu da düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Bir de şu aklıma geldi Ali abi Torrent'le ilgili konuşurken. Şimdi Torrent geldiğinden bu yana çift idman yaptırıyor değil mi? Çok ağır yükleme yaptırdığı söyleniyor futbolcular. Hatta o Tuzla Spor karşısındaki ağır mağlubiyetten önceki günde yine çok ağır iki idman yapmış Galatasaray futbolcular. O yüzden de hani çok yürüyecek halleri yokmuş karşılaşmada mağlubiyetin sebeplerinden biri. Bu da deniyor. Ben bunun da çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Yani arada 6 gol fark yiyecek kadar takım arasında fark yok. Bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Sen her ne kadar inanmadın galiba bu bahane olarak görüyorsun ama ben bir yerden sonra Galatasaray'ın fizik olarak da gelişebileceğini düşünüyorum. Yani kısa vadede bu tarz yüklemeler çok olumlu sonuçlar vermez. Futbolcular kötü etkilenir. Ama uzun vadede bu da eğer devam ederse aynı istikrarla belli bir yerden sonra katkı alabileceğini düşünüyorum. Her çalışmanın karşılığı alınıyor. Her anlamda. O yüzden dediğin gibi zaten Torrent'in çizdiği oyun planında da fizik kalite olmadan mümkün değil. Hı hı. Öyle lan baskısı vesaire. Tabii. Kompakt bir oyun. Onu şimdi oturtmaya çalışıyor. Tabii bu elzem miydi o tartışılabilir. Sonuçta yarı dönemde gelmiş bir teknik adam. Fizik yükleme yapmak için pek uygun bir dönem değil ama hem fizik yükleme yapıyor Torrent anladığımız duyduğumuz kadarıyla hem de taktik olarak belli şeyler empoze etmeye çalışıyor futbolcu. Bu da zaman alıyor. Bakalım fizik olarak şu anda çok iyiye gitmiş bir Galatasaray görmüyoruz hala. Yani Berkan Kutlu sezon başındaki görüntüsüne hala çok uzak. Çıkıldağ öyle çok uçup kaçmıyor işin hani savunma kısmında. Çünkü hani az önce konuştuk ya toplu topsuz oyun. Galatasaray toplu oyunda çok kötü. Toplu oyunda kötüyken bari ilk başta topsuz oyunu geliştirmesi daha kolay gözüküyor. Çünkü topsuz oyunla gelişmek bence topluya göre hele bu kadar özgüven kaybetmişken daha kolay. Hatta topsuz oyunca gelişince topluda da o özgüvenle birlikte gelişme ihtimali de artıyor. Ama şu anda Galatasaray'da o yönden de bir gelişme görmedik. Mesela Alanya Spor çok daha iyi ön alan baskısı yaptı. Çok daha hareketli, çok daha diri gözüktü Galatasaraylı futbolcuya karşı. Onun da zaman içinde Galatasaray'da muhakkak gelişmesi gerek. Aksi halde hani o da gelişmeyecekse Galatasaray'da hani toplu oyun gelişmedi. Topsuz oyun da gelişmeyecekse hani teknik adamın görevde kalmasının pek bir manası kalmıyor.
Diğer mesajlara geçelim. Ümit Koşar, o da demiş ki 3 senede 8 hoca, 60'tan fazla oyuncu değiştiren bir kulübe ne kariyerli hoca gelir ne geleceğini düşünen oyuncu, başkanın zihniyeti veya kendisinin değişmesi lazım diyerek konuyu Fenerbahçe'ye bağlamış. Herhalde program içinde bir noktada Fenerbahçe'ye değindik mi çok hatırlamıyorum. Galatasaray üzerinden gittik genelde bugün. Beşiktaş'ı da konuştuk. Hı hı. Ama Fenerbahçe'de de dediği gibi yani bu kadar değişken olan bir kulübe, hatta finansal fair play ile ilgili sıkıntıları olan bir kulübe. Değil mi? Ali Koç'un açıklamalarından o kısmı da anladık. Yani finansal fair play'de de Fenerbahçe'nin eli öyle çok rahat olmayacak transfer döneminde. Zaten finansal fair play'de zorluk yaşadığı için Crespo'yu şey yazamadı. Rossi'yi yazamadı yine. Evet. Anladığım iki oyuncu da o yüzden yazılamadı. O da çok anlaşılamamıştı. O dönemde hani Crespo gibi bir oyuncu nasıl yazılmaz denmişti. Finansal fair play'den dolayı şimdi bu da iyiye gitmiyor kulüpte. Birçok kulüpte iyi gitmiyor ama Fenerbahçe'de daha da iyiye gitmiyor. Bu kadar istikrarsızlık var. Futbolcular sürekli sirkülasyon halinde. Mesela gerçekten hani Löw'ün bu projeye ikna olmaya yakın olduğu para konuşma noktasına gelmesi beni hala çok şaşırtıyor. Eğer gerçekten o bahsettiği iki isimden biri Löw'se. Biri Löw artık yani. Löw, Jesus. Evet. Üçüncü isim kim bilemiyoruz. Schmidt denmedi. Murat Zorlu'nun dün tweetini gördüm. Şimit değil demiş. Bilic mi bilmiyorum hani o tarz bir isim. Ama bu isimleri gerçekten bu şartlarda Türkiye'ye gelmeye ikna etmek çok zor bir görev. Bilmiyorum gelmeleri çok hayrına mı Fenerbahçe'nin? Çünkü Ali abi sen Löw'sün. Evet Löw. Güzel. Güzel değil mi? Löw olmak. Tamam. 2006'da gelmişsin Almanya milli takımının başına. 2004'te evet. Yardımcı olarak başlamışsın. Evet. 14 sene Almanya'ya çalıştırıyorsun, muazzam bir disiplin yapı. Rekor, en uzun süre sen çalıştırıyorsun. Evet, rekorlar. Sonra bir sene boşluk veriyorsun, Fenerbahçe ile dönüyorsun kulüp takımına. Evet. Bu kadar böyle bir kaosun içine yani. 4 senesi kaosla geçmiş. Küme düşme hattında takılmış. Ligi 7. 6. bitirmiş. İşte dediği gibi 8 hoca değişmiş. Sürekli oyuncu sirkülasyonu. Gelen gidiyor, gelen gidiyor, gelen beğenilmiyor. Ve kabul ediyorsun. Vallahi İyi yani. Bayağı başarılı bulurum ben Ali bana, Koç'un. Bana deli mi diyorsun? Ne yani demek sana istiyorsun? Bir şeyler demek istiyorum. Tam da adlandıramıyorum demem gerektiğini ama ters taraftan bakayım. Başkan eğer gerçekten ikna edebiliyorsa Löw'ü bu şartlarda büyük iş yapmış olur. Şimdi Löw kurucu bir teknik adam. Bir yapı oluşturmaya alışık. Bu yapıyla uzun süre çalışmaya alışık bir teknik adam. Eğer siz futbol yapılanmanızı Löw'ün kafasındaki plan gibi uygulayabilirseniz Löw buna hayır demez. Daha önceden de bu görüşümü ben iletmiştim. Ama Löw ne ister? Almanya milli takımında olduğu gibi bir güç ister. Normalde ben bir teknik adamın her şeye karışmasına karşıyım. Teknik adamın daha çok A takıma odaklanması gerektiğini, teknik adamın etrafını iyi doldurmak gerektiğini ve akabinde de ona o rahatlıkla beraber hani takımı düşünmesi ve onun üzerinden başarı getirmesi gerektiğini düşünürüm ama bu benim bakış açım. Herkes aynı şekilde bakmıyor. Löw'e de siz hani o çok klasik bir tabir ama projeyi anlattığınız zaman eğer kafasına uyarsa Löw uzun süreli çalışabileceği bir yere gelir. Hani ben Löw'ün de bu saatten sonra bir sene bir takım çalıştırayım, öteki sene bir takım çalıştırayım derdinde çok olacağını zannetmiyorum. O da bir yapıyı belki yukarıya doğru çıkarmak isteyecektir. O da bildiği, büyüklüğünü daha önce test ettiği Fenerbahçe olabilir. Bana çok garip gelmiyor. Ancak işte orada bence Löw'den daha çok hani sen Löw üzerine gittin ya, şöylesin böylesin ve buraya geliyorsun dediğin. Bence asıl sorun Löw değil. Löw'e vaat edilenlerin burada gerçekleştirilmesi, burada yapılması. Yani Fenerbahçe'nin Löw'ü masada ikna ederken söylediklerini ne kadar hayata geçirip geçiremeyeceği bence belirleyici olacak. Çünkü burada kaybeden Löw olmaz. Kaybeden yine Fenerbahçe olur. Eğer konuşulanlar hayata geçmezse, belli bir sabır gösterilmezse. Löw der ki, bana söz vermişlerdi. Sözlerinde durmadılar. Teşekkür ederim, eyvallah der. Gider. Löw yine Löw olarak kalır. Ama Fenerbahçe'nin yine milyon euroları, yine zamanı, yine sabrı tükenme noktasına gelir. O yüzden de hani eğer burada bir mukayese yapacaksak bence Löw'ün
bu durumdan hasarlı çıkma ihtimali az olur. Şöyle diyebilirsin, Alman milli takımından sonra Fenerbahçe'ye gitti, başarısız oldu. Algı nasıldır Löw hakkında? Yani algısını, Avrupa'daki algısını kötü etkilemez mi? Etkilemez. Zaten Avrupa'nın bize bakışı belli. Yani Avrupa buraya baktığı zaman muhteşem bir futbol düzeni mi görüyor? Ama işte niye bu muhteşem olmayan futbol düzenine gidiyor Löw? Kariyerini bir şey niye yapmak istiyor, bir şey oluşturmak istiyor. Bir yapı kurmak istiyor. Bu bence heyecan verici bir şey. Bir futbol takımını oluşturmak, o kulübün yapısını, organizasyonunu oluşturmak ve onunla beraber yukarıya doğru gitmek aslında Alman milli takımında yaptığıyla çok uzak bir durum değil. Güzel, ama bu sefer ben sana kontra bir soru sorayım. Bunu mesela Al Hilal'de yapmış olması Avrupalılar için bir şey ifade eder mi? Mesela hani kendimiz çok uzak değil sonuçta Suudi Arabistan'a, Katar'a. Etmez. Etmez. O zaman Löw'ün buradan kazancı ne olacak? Onu da hani değer mi bu gideceği riske? Demeye çalıştığım benim biraz o. Sana kontra bir soru oldu ama. Ne olabilir o zaman? Avrupa'da hangi takım Löw'ü ister? Ya da Löw'ü hangi lig ister? Hangi ligde Löw'e bu kadar büyük yetki verilir? O zaman tabii Löw klasından konuşuyorsak Premier Lig'e bakmak lazım. Değil mi? Hani Bundesliga'ya bakmak lazım. La Liga. La Liga belki. Löw için. Real Madrid çünkü yazılmış bu arada, dün gördüğümü evet. Bilmiyorum. Ama hani Real Madrid'de böyle bir güce sahip olması mümkün değil Löw'ün. Hani konuşulanlar gibi bir uygulamaya geçmesi mümkün değil. O az önce benim bahsettiğim konu. Hani orada zaten bir kulübün işleyişi var. Hı-hı. Teknik adam gelir, teknik adam artısını eksisini koyar. Başarılı olur ya da olamaz. Olamazsa da gider. Premier Lig'de Premier Lig olabilir. Ama Premier Lig'de de öyle hocalar var ki şu an. Ya hangisinden vazgeçeceksin? Hangi takım hangisinden vazgeçecek? Şimdi bak, ya Tottenham bile Conte ile çalışıyor. Hayatında çalıştığı her sezonda şampiyon olmuş bir teknik adamla çalışıyor Tottenham. Liverpool Klopp'tan vazgeçer mi? Manchester City Pep'ten vazgeçer mi? Arsenal herkesten vazgeçebilir. Yani Arsenal ayrı bir konu. Bio ama var işte. Efendim? Bio var Arsenal. Bio var hani. Onun dışındaki hemen hemen tüm hocalar, yarışabilecek seviyedeki takımlardaki tüm hocalar vazgeçilemeyecek hocalar. Yani Chelsea Tuchel'le çalışıyor. Şimdi Tuchel'den vazgeçer misin? Vazgeçmezsin. Ama Löw için bir kapı mıdır Premier Lig? Yani yarın öbür gün futbol bu. Değişir. Oraya gider. Olabilir. Ancak hani Löw ne kazanır burada gelmekle sorusunun cevabı, senin kontra sorunun cevabı bende çok yok. İşte olmadığını hani belki için bir teknik adam heyecanı duyuyor olabilir. Öyle bir yapı kurmak için. Hani sana başka bir şey diyemem şimdi. Hani bu kadar eleştirdiğimiz bir düzende Löw gelecek, şunları kendi adına kazanacak demem zaten komik olur. Hani lige bakıyorsun, lig değil. Federasyona bakıyorsun, federasyon değil. Şeyde seyirci yok. Tribünlerde seyirci yok. Zeminler ayrı. Hani hangisinden ne çıkartabilir? Belki işte o yapıyı oluşturma geliyor benim aklıma. Löw geliyor Fenerbahçe'ye, maça çıkıyor. Hakem hatası oluyor. Dönüşte havaalanında megafonla Ali Koç Löw'e geliyor. Löw bir şeyler söylesene diyor. Löw bir şeyler söylesene diyor mesela. Canlandırabiliyor musun? Enteresan. Vallahi işte zor. Evet, reklama gidelim. Uzattık bu bölümü. Reklamdan sonra buradayız yine. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bu hafta pazartesi günü telefon bağlantısını yapamadık. Bugün Sevci Hanım telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar, iyi haftalar olsun. Teşekkürler. Valla Bitcoin için iyi bir hafta başlangıcı oldu. Şu anda Bitcoin dolar bazlı 45 bin doların da üzerine çıktı. 45.500'ü zorluyor. Evet. Daha çok uzak olmayan bir geçmişte 33 bin, 34 bin dolarlardaydı Bitcoin. Bayağı bir sert yükseliş var. Bu yükselişi neye bağlıyorsunuz? Devamının geleceğini düşünüyor musunuz?
Açıkçası bu yükselişten önce yeniden acaba bir dip seviye görülecek mi? 30 bin bandı, 29 bin dolar seviyesi test edilecek mi diye düşünürken, hı hı, 33 bin dolar seviyesi aslında dip seviye olarak şu anda fiyatlandı piyasada ve bir yükseliş başladı. Yükseliş aslında geçtiğimiz cuma günü ABD'den açıklanan bir tarım dışı istihdam verisinin beklenenden yüksek gelmesi sebebiyle gerçekleşti. Bütün piyasalarda ABD endekslerine de bir yükseliş kaydedildi. Bu risk iştahının açılmasıyla beraber kripto para piyasasında bir aslında alış yönünde bir eğilim hızlandı. Aslında bu istihdam verisinin beklenenden yüksek gelmesi Fed'in Mart ayındaki toplantıda elindeki silahlarını kuvvetlendireceği ve aslında faiz artışına 0.25 değil 0.50 ile başlayabileceği şeklinde de yorumlanıyor. Hani aslında bu o kadar da olumlu bir veri değil. Hı. Ama artık yatırımcılar burada yani bütün piyasa, bütün ekonomi ekonominin toparlandığını, güçlü olduğunu fiyatlıyor ve piyasalarda bir alım satım dolayısıyla bir hacim yeniden oluşmuş durumda. Bizim için de olumlu oldu açıkçası. Çünkü epey süreden beri yani Ocak ayından itibaren 40 bin dolar seviyesini görememiştik. 40 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmak zaten güvenli bir seviye oluyor kripto para yatırımcılar için. Şu anda da 45 bin dolardan 46-47'ye doğru gitmeye çalışan bir Bitcoin ile karşı karşıyayız. Bu hafta enflasyon verisini takip edeceğiz. Amerika'dan gelecek. Hı hı. Aslında enflasyon verisinin de beklenenden yüksek gelmesi yine aslında Fed'in sıkılaştırma yöntemini almak kuvvetlendirecektir. Ama artık piyasada bir yandan da şöyle bir algı da var. Bu piyasada enflasyon var, ne olursa olsun Fed'in hiçbir adımı bunu telafi edemeyecek. Hiper enflasyon döneminde olabildiğince hani alıp satıp karımıza bakalım gibi bir de bir algı var kurumsal tarafta. Biz onun yansımalarını da görüyoruz. Tabii biz epey süreden beri short işlemlerin hem open interest'te hem de future işlemlerde açıldığını görmüştük. O short işlemlerde de artık bir gereğinden fazla sıkışma gerçekleşmişti. Onların da bizi yukarı doğru ivmelendirmesiyle fiyat bu seviyelere yükseldi aslında. Arda arda da aslında güzel haberler geliyor. Hem Hindistan'dan hem Rusya'dan. Hindistan'ın önce yasaklama kararından sonra %30 vergiyle düzenleme eğilimine gitmesi. Rusya'nın yine önce yasaklama haberi verip ardından hayır düzenleyeceğiz madencilik üzerine de çalışmalarımız olacak diye açıklamalarının gelmesi aslında piyasayı rahatlattı. Bu haftada yine hem Rusya'dan beklediğimiz bu yapacakları çalışmaların taslak metinlerini paylaşacaklar önümüzdeki haftaya kadar. Hem de ABD cephesine gerçekleşecek olan toplantılar var. Hı-hı. Hem stablecoin üzerine hem de mevcut düzenlemeler üzerine. Dolayısıyla bu haber akışları da önemli olacak. Peki doların güçlenip güçlenmemesi bu işin ne tarafında, benzer süreçler var mı orada da? Onunla ilgili bir tahmininiz var mı? Aslında biz cuma günü bu veri açıklandığında dolar endeksinin yani güçlü dolar senaryosunun piyasada zayıfladığını görmüştük. Doların zayıflaması bize aslında kripto para piyasasına ve diğer piyasalara her zaman yarayan bir şey oluyor. Tabii dolar TL paritesine de pozitif etkisinin olduğunu da görüyoruz. Hı hı. Ancak tabii bizdeki şu an mevcut durumdan dolayı bir sabitlenmiş bir kur var. 14 dolar seviyesine yakın, onu çarpmışla bugün başlayan bir dolar TL var. Ama dolar endeksinin zayıflaması kripto para piyasası için olumlu. Tahvil faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. O bizi negatif etkileyebilecek senaryolardan biri. Onlar da bu gerilimle beraber, jeopolitik riskle beraber 1.90 seviyesini test etti. Ama şu anda piyasanın bunu aldırış etmeden aslında hacim oranları hala nispeten düşük olsa da alış yönünde eğilimlerin olduğunu görüyoruz. Evet, teşekkürler Sevci Hanım paylaştığınız bilgiler için. Görüşmek üzere. İyi haftalar. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Şimdi iddia bölümündeyiz. Dün aslında iddia bölümünü ben de unuttum. Ali abi 4 gün gelmeyince programdaki alışkanlıklarda bazen böyle sekteye uğrayabiliyor. Bugün aklımda nedense. Bugünden hangi maçları vereceksin bizlere? Bugün bu arada tabii Ziraat Türkiye Kupası, evet, maçları var. 3 karşılaşmayla başlayacak. Premier Lig'de 3 karşılaşma var. İtalya Kupası çeyrek final maçı, çok güzel bir karşılaşma. Inter-Roma, Fransa Kupası, Portekiz Ligi'nde dün maç vardı. Bugün yok gerçi. Championship maçları. Championship var. Hollanda Kupası'nda PSV yine sahaya, evet, çıkacak. Bülten güzel. Güzel. Fenerbahçe Kayseri Spor. Ben iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Inter-Roma karşılaşmasında yakın bir mücadele beklemekteyim.
2-3 gole bence uygun bir maç. Geçen hafta İtalya Kupası'ndaki karşılaşmalar hep genelde böyle uzatmaya gitti. Takımlar zorlandı. Bugün de ben çok yüksek bir tempo beklemiyorum. Inter biliyorsun Milan derbisinde öne geçti ama bir anda maçı kaybetti. Evet. Puan farkı 7'ye çıkacakken Milan'la 1'e düştü. O kadar da önemli işte rakibin karşısında kazanmak ya da kaybetmek. Yara sarmak isteyecektir ama temponun çok yükselmesini beklemiyorum. 2-3 gole uygun. Premier Lig'de Newcastle-Everton. Newcastle artık paraları harcadı ama işi çok kolay değil. Bir iç saha karşılaşması ama iç sahada maça ayıracak durumda da değiller. Her türlü galibiyete ihtiyaçları var. Everton, Frank Lampard geldi. Van de Beek geldi. Dele Alli geldi. Transferler yaptılar. Onlar da yeni bir hava kazandı. Bence 2.5 gol üstüne gider bu mücadele. Toparlamak gerekirse Fenerbahçe, Kayseri Spor gol var. Inter, Roma 2-3 gol. Newcastle, Everton 2.5 gol üstü. Günün tercihi oldu. İddiadaki yüksek oranlarla beraber 5'e yakın bir oran bu kuponda bulabiliyorsunuz. Bugün Premier Lig, İngiltere Championship, Almanya Bundesliga 2'deki karşılaşmaları da normalden daha yüksek oranlarla sadece iddia bayileri ve iddia.com'dan oynayabilirsiniz. Kral oranlı bu yüksek oranlı maçların tam listesinde de yine iddia.com'dan, gazetelerdeki iddia bültenlerinden veya mahallenizdeki iddia bayilerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Bugün kupa maçları başlıyor dedik. Fenerbahçe Kayseri Spor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma. A Spor ekranlarından verecekmiş. Önümdeki bilgi beni yanıltmıyorsa. Fenerbahçe'de tabii eksikler var. Altay Bayındır, Filip Novak, Luis Gustavo ve Mesut Özil ile son maçtan sonra İrfan Can Kahveci de eklenmişti. Bugün muhtemel 11 Fanatik'te şöyle verilmiş Fenerbahçe'de. Kalede Berke olacak. Savunma dörtlüsünde Nazım, Kim, Salahi, Ferdi. Orta sahada Crespo, Sosa, Ozan, Osay, Samuel, Valencia ve Serdar Dursun. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i. Yani son maç İrfan çıkıp Ozan girmişti. Devam gözüküyor. Pelkas yerine Valencia gözüküyor. Berişe yerine de Serdar Dursun gözüküyor. Onun haricinde bir değişiklik yok. Orta saha kurgusu da aynı. Tabii bu muhtemel. Bilmiyoruz İsmail Kartal farklı isimlere gidecek mi ama enteresan olan Ozan Tufan'ın yine 10 numara gibi düşünülüyor olması ya da orta sahanın bu isimlerden kuruluyor olması. Elinde Pelkas varken asıl bölgesi 10 numarayken Pelkas'ın ısrarla o bölgede denenmemesini de ben pek açıkçası anlamıyorum Ali abi. Hele ki Mesut İrfan yokken daha hani hangi şartta Pelkas 10 numarada forma giyecek bu takımda? yani çünkü Mesut döndüğünde Mesut giyecek. İrfan döndüğünde o giyecek. Pelkas orada yer kalmıyordu normal şartlarda. Kanatta oynatmak zorundaydı İsmail Kartal. Şimdi fırsatı varken bence Pelkas'ın da orada denenmesi gerek. Belki ligde dener bilemiyorum ama hani ben kupada da böyle bir hamle bekliyorum. Orada kullanabileceği başka bir oyuncusu var mı şu anda elinde? Hani... Ya mesela sen Pelkas üzerinden baktın. Ben de Ozan üzerinden bakayım. Mesela Ozan'ın da daha verimli olduğu pozisyon o pozisyon değil. Yani 8 numara o. Evet. Box to box oynaması daha makul gözüküyor Ozan. Hani oralarda Ozan ince işleri yapabilen bir oyuncu olmadığı için biraz zaman zaman sırıtabiliyor. Biraz kalabalığın içinde kalıyor ama geriden gelen driplingleriyle işte box to box oynadığı zaman Ozan sanki daha etkili olabilir. Ama bir görmek lazım. Bakalım Fenerbahçe takımının bugün performansı nasıl olacak. Bunun dışında işte Sosa'nın Pjanic gibi böyle derin oyuncu kurucu pozisyonunda oynamasının çok bir yararı olduğunu da düşünmüyorum ben. Genelde bunun tersini savunanlar da var. Mesela bizim Oğulcan da bir derin oyun kurucu şart diyor bu takıma. Ama derin oyun kurucu bu kadar fazla derine gittiği zaman orada sadece stoperin yaptığı alveri yapmış oluyor bir anlamda. Ve bunun takımı ileri taşımakta, rakip yer alanına yerleşmekte ben oldukça zorladığını düşünüyorum. Fenerbahçe'de zaman zaman Beşiktaş'a da Pjanic'te de bazen benzer sorunlar oluyor. Evet, oradan daha rahat bir top akışı, top çıkışı yapıyorsunuz. Daha kaliteli bir top çıkışı yapıyorsunuz ama kat ettiğiniz mesafe çok düşük kalıyor takım olarak.
Yani orada Zala ya da kim ilk pası verecek oyuncuyken merkez orta sahaya bunu Sosa yapıyor. Sosa merkeze doğru veriyor, Sosa kanada doğru veriyor ama o anda Fenerbahçe takımının 3 oyuncusu zaten çok geride. Topu verdiği noktada genelde kendi yarı sahası oluyor. O oyuncu dönecek, yüzünü kaleye, Fenerbahçe takım halinde ileri gidecek. Anlatmaya çalıştığım şey şu, derin oyun kurucunun topu aldığı nokta sizin takımınızın rakip kaleye uzaklığını ciddi anlamda belirliyor. Anlatabildim peki burada mi? Bir çözüm olarak şu olamaz mı? Derin oyun kurucu yine derinde o topu alsın. Bence bunda çok bir sıkıntı yok. Bekler öne çıksın. Bekleri zaten öne çıkartıyorlar. Tamam, o zaman hani üçlü savunmadan zaten bir fark yok. Bu da gayet bence bekler uygulanabilir. Bekler dediğim gibi zaten neredeyse çizgiye basıp önde pozisyon almaya çalışıyorlar ama orada da rakibin kanatları kapatmasıyla beraber bekler topu aldığı zaman bekler de ya içeriye geriye dönmek zorunda kalıyor. Gene ileri gidemiyorsun. Amacın rakip kaleye gitmek olan bir oyunda anlatabildim mi ne demek istediğimi? Anlattın da Ali abi, şimdi üçlü savunmada nasıl çıkacaksın o zaman? Üçlü savunmada da hiç çıkamıyor olman lazım aynı mantıkla ama çıkılıyor bir şekilde. Ben yine de çözüm üretebileceğini düşünüyorum burada. İşte çözüm kadar şu ana kadar gelsin. Ben pek görmedim. Çözüm nasıl biliyor musun? Çözüm o savunmadan çıkan topun geldiği ilk orta saha oyuncusunun bence biraz kalitesiyle alakalı. O kaliteyi ortaya koyduğunuz zaman eğer yüzünü rakip kaleye dönebilen, topu iyi saklayabilen ve etkili pas atabilen bir oyuncuya sahipseniz o işi biraz kolaylaştırıyorsunuz. Çünkü bak dikkat et, bugün eğer bu düzende oynarsa Sosa topu aldığı zaman kafasını kaldıracak ve ilk pası verecek. İlk pası solda Ferdi'ye verdiği noktada ya da sağda Nazım'a verdiği noktada oyuncular çizgideyken önleri kapalı olduğu için ya ortaya dönecekler merkeze, Crespo'yu bulmaya çalışacaklar, Ozan'ı bulmaya çalışacaklar ya da geriye tekrar Sosa'ya ya da savunmacılara vermek isteyecekler. O zaman oradaki alverin sana çok bir etkisi olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum ama bu bir görüş. Sen diyorsun işte oynaması lazım, olacağını öyle diyor. Bu da olabilir. Lazım ama derken çok, bunun da ben bir... çok iyi uygulandığını ben düşünmüyorum. Hı-hı. Bizim kulüplerde. Oradaki alverin zaman kaybı olduğunu, mesafe kazandıramadığını düşünüyorum kendi adıma. Sosa eğer oynayacaksa merkezde Crespo ile oynayabilir ama o kadar geride olmaması gerek bence. O kadar geride topla buluşmaması gerek. Sosa o kaliteli ilk top çıkışını stoperden aldıktan sonra da yapabilir düşüncesindeyim ben. Yani biraz daha Sosa'nın oyun merkezini rakip kaleye yaklaştırmak gerektiğini düşünmekteyim. O zaman Sosa daha etkili olabilir. Benim kanaatim bu. Ama işte sen Pjanic'i de önde istiyorsun ama bu oyuncular artık çok önde kendileri de istemiyor. Kullanmak çok istemiyorlar. Yani. O kadar belli ki zaten oyun. Onlar artık derin oyun kurucu. Yani evet. Daha bizi önde uğraştırma diyorlar. Çünkü orada daha fazla mücadeleye giriyorsun. Daha bir belirsizlik var. Burada sırtını kaleciye veriyorsun. Stoperlere bile vermiyorsun. Bir de o kadar rahatsın ki top alırken. Evet, rahatsın. Çok rahatlığı istiyorlar. Bir de uzun mesafe paslarına da biraz bence güveniyorlar. Pjanic'in de çok iyi. Sosa'nın da çok iyi ama tabii uzun mesafe pası atabilmek için de oraya hareketlenen bir oyuncunun da olması lazım. Aksi halde pek bir işe yaramıyor. Bakalım. Ben çok karamsar değilim bu tarz derin oyun kurucu konularında. Hatta sezon başı ben de derin oyun kurucuya da bu arada karşıydım. Çünkü Fenerbahçe'de karşıydım. Çünkü Vitor Pereira pek öyle bir oyun oynatmıyordu. Evet. Tam tersi. Evet. Yani merkezden oyun kurmuyordu Fenerbahçe. Bekten oyun kuruyordu. Merkezde Gustavo'yla kim vardı işte başka diğer oyuncular, Mert Hakan neyse, Crespo, onlarla genelde oynatıyordu. Orada da çok paslaşma görmüyordun zaten. Ama İsmail Kartal'la birlikte bu anlayış değişti. Saygı duyuyorum, teknik adam tercihidir. Böyle bir oynatmak istiyorsa da Sosa'dan elinde daha iyisi de yok o bölge için. Çünkü orada bu tarz bir oyuncu Zaitz denenebilir ama çok o da 6 numara olmak için uygun mu? Daha 8 gibi kendini düşünüyor o da. Sosa bence eldeki en ideal isim böyle bir oyunda. Bakalım tercihi nasıl olacak? Sürpriz rotasyonlar görecek miyiz? Ama Valencia herhalde bu kadro çıkar Mert. Yani iyi Türkiye bir kadro kupası çıkması. Çok önemli. Evet. Türkiye Kupası çok önemli. Savunmada zaten çok fazla bir opsiyon yok. Yani bekte yok. Fenerbahçe için. Özellikle. Crespo'nun yeri garanti. Hı hı. Bunun dışında Sosa oynayacak gibi gözüküyor. Ozan Tufan dedin. Sonuçta İrfan sakatlandı. Valencia'nın dönmesi son derece normal. Berişan'ın yerine Serdar Dursun'u görmemiz normal. Hani o sahayla beraber ben de hani bu yazılan kadronun çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Olan Diego Rossi oldu galiba
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemiyle birlikte değil mi? Evet, rotasyonda en geriye giden tamamen gözden düşen oyuncu Diego Rossi oldu. Valla üzülüyorum, o kadar kötü olduğunu ben düşünmüyorum. Geldiğinden bu yana aslında beğendiğim bir oyuncu Diego Rossi. Ama şimdi biraz Pelkas'ı görmeye çalışıyor İsmail Kartal. Onu da anlayabiliyorum. Pelkas da bence olması gerekenden daha az süre buldu. Şimdi onu deniyor ama ondan da şu ana kadar pek bir ışık da alamadı Gelak. Hani ben on numarada oynatsın diyorum. Ama çünkü o da genelde hep kanatta oynadı. Asıl performans verdiği bölgede de kullanamadı İsmail Kartal onu. Daha Ferdi'yi o bölgelerde pek göremedik. Bir süre daha göremeyeceğiz. Şimdi bugün transferin son günü. Hala sol bek yazılmış bugün gazetelerde. Belki görmüşsündür. Hürriyet'te iki yabancı oyuncu var sol bek için. Fenerbahçe yazan ama bu saatten sonra ben öyle muazzam bir hamle beklemiyorum. Mesela bak şimdi söyleyeyim sana. Bunu zaman zaman dile getiriyorum. Son konumuz olsun. Sonra son konumuz. Kapatalım peki. Özür diliyorum. 44 saat. En sakalıyı alır mısın? Sol bek. Bunu biz yapıyoruz ya her transfer döneminde. Evet, Nagatomo da yapmıştık. Tekrar yapalım. Değil mi Nagatomo? Evet. Hatırlıyorum ben. En sakalayı alır mısın? Alırsın, niye almayasın? Geçici olarak. Onun da Altaylı'nı alırsın. Kurtarır seni. Profesyonel de bir oyuncu. Hani gidip de Douglas'ı almıyorsun. Leitch'i falan almam ben. Lens'i de almam. Ama en sakalını profesyonelliğine güvenip ben Altaylı'na alırım. Ama bunu nasıl olur bilmiyorum. Şimdi burada ikna edilmesi gereken Beşiktaş'ı kolay ikna edersin. En sakala da oynamak ister. Mantıklı bir hamle olur ya. Oturdu bende şu anda. Sen de alırsın zaten değil mi? Ne? Sen de alırsın. Ya eğer sol bekim yoksa, sol bekte Ferdi'yi kullanıyorsam, yabancı ile ilgili tabii kontenjanı bilmiyorum Fenerbahçe'nin. Ama Konan'ı düşündüğüne göre yani zaten yabancı olduğunu unutmayalım onu. Hı-hı. Tamam ama hani ben bu tarz geçici çözümlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş oyuncunun maliyetini artık karşılamak zorunda. Beşiktaş bunu istemez. Beşiktaş cephesi eğer hani şeyden korkmazsa zaman zaman budur. Eyvah, en sıkıntı gider, çok iyi bir performans gösterir, vermeyelim rakibimize gibi bir düşüncesi yoksa, ki olmaması gerekir. Kenarda atıl durumda olan bir oyuncu. Orayı ikna etmek kolay. Oyuncu oynamak ister. Sen en sakalayı 6 aylığına kiralayabilirsin. Yani 1,5 senelik sözleşme yapıp yeni teknik direktörü de bağlamak zorunda da değilsin. Yeni alacağın sol beki kime nasıl danışarak alacaksın? Maliyeti ne kadar olacak? İşte Ali Koç anlattı. Bir Konan dediğin noktada 9 milyon euroya çıktı oyuncunun maliyeti. Gene o oyuncuya belki gideceksin ama yaz transfer döneminde git. Bu dönemde gitmene gerek yok. Bu tarz durumlarda bence olabilir makul çözümler. Bir de Novak da geri dönecek. Hani sen En Sakalay'ı alırken, sol bek ararken En Sakalay'ı aldığın anda Fenerbahçe'nin sol beki muhteşem hale gelecek, uçacak demiyorum. Hı hı. Ama Ferdi'den daha iyi bir opsiyon olduğunu düşünüyorum atletizmiyle. En Sakalay'ın daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Ama bizde olur mu? Genelde yapmıyorlar bu tarz şeyler. Çok garip geliyor takımlara. Şimdi bir de benim aklıma Sinan Gümüş geldi. Farklı bir bölge. Onun da bugün transferi sonuçlanabilir. Antalya Spor bildiğim kadarıyla istiyor. Hani son gün çok hareket beklemiyoruz ama Sinan Gümüş konusunda işte Mustafa Eskellaç, böyle birkaç oyuncu var. Belki En Sakala, belki başka bir takıma gidebilir. Böyle takımda kalan, gönderilmek istenen futbolcularla ilgili bugün. Evet, ama En Sakala ile ilgili bir haber çıkmadı. Evet. Bir İki hafta önce kadar Göztepe çıktı. Onlar da Mubanje'yi sonra aldılar. Sol bek'e. En sakala böyle bir gün falan çıktı. Sonra hiç başka takıma da adı bile geçmedi. Laiç için Başakşehir çok yakın deniyordu. Bizim de haberimiz vardı. Ama onlar da şimdi Pizzi'yi ikna ettiler Benfica'dan. Çok önemli bir transfer. Trezeguet çok önemli bir transfer. Gelecek sezon için de Münir'i istedikleri söyleniyor bu Yeni Malatya Spor'daki. Ki hani Trezeguet, Münir, Vakeme ben çok benzetiyorum böyle. Sağ ayaklı, çalımı da çok seven futbolcular. Orada da bir bakış açısı var belli ki Başakşehir'de transfer konusunda. Onları da hep birlikte göreceğiz. Evet, hala bitirdik bugünlük programı. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Barış Ertüğ, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.